İşte kiminin kurtulması kim? Size de bir şey anlatmam bu saatten sonra. Lan ne rüya gördüm ya. Sanki dışarıdaydım ya. Ne oldu? Uyar diyenler göt oldu. Telefonum da yok. 911. Memur! Memur! Hop! Memur! Her yer dolu memur. Kırmızı mami, kırmızı memur. İndin arabadan ara bizi memur. Dayım yok, sakalım var. Hadi şimdi sal bizi memur. Kafamda boşalır su kağıtlar. Çıksın iki laflar, haydi laflar. Kırmızı mami. Kafamda torpido tabanca. Hadi şimdi sal bizi memur. Dayım yok, sakalım var. Piyu. 911 W. 911 W. Birileri yürüyor ya. Birer abi kapı aç yürü git, bu da bürol. Aslında haklısın, bu da bürol. Burayı açabiliyorsam sistem, bak burada var. Burada kilit sistemi var. Buraya da eklememişler. Bu benim hatam değil ki. Allah'a emanet. Bak bura kilitli mesela işte. Sıkıntı buradan başlıyor. Aa. Saklanıp gizlenip yukarıdan birisi. Bak. Bak 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 bak, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biliyor musun? Biri geliyor. Saklanıyoruz. Arkadan boyun kilidi. Anahtarları alıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Firar. Mustafa hoş geldin. Ama arka kapıdan. Ciddi misin oğlum? Memur! Memur! Yemin etmesine kadar yiğit oldu başımıza oğlum. Alem yiğit görsün dayı. Oğlum burayı yıkarım lan. Bir buçuk kıyma var mı? Yok bakalım. Oo. Merhabalar. Ne bağırıyorsunuz, ne bu Nasıl tantana görünüyor? ya. Merhabalar Teğmen. Teğmen, bir Pardon. öksürün isterseniz. Boğazıma kaçtı da kusura bakmayın. Buyurun. Hoş geldiniz Teğmen. Aman diyeyim. Teğmen. Nasılsınız? Teşekkür ederim Beço. Sen nasılsın? İyiyim ben de, sağ olun. Bu ne kalabalık ya? Hayırdır Nişan inşallah. bırakmışsın. Neye bırak? Heh, evet ben şey buradaki memura söyledim de görüş mörüş vardı benim. Görüş işleri falan vardı. Onlarla alakalı. O da herhalde size ihbar işte telsiz mensiz. Hemen. Meymenetsiz bir avukat Görüşmek gelmiş. istiyorum. Avukatınla Görüşmek görüşme sağlatacağız sana. Peki. Kendisi LSS'nin senin için atadığı bir avukat. Bana avukat bulamamışlar mı? Beço. Efendim. Buldular işte. Kötçüye benziyor bu. Haberin olsun. Çavuş aklımda tutacağım bunu. Arkana dönme sakın.
Gelecek misiniz sorgu odasına? Yok, baş başasınız. Tamam, anlaşıldı. Bebiş, sen konuşanlar mı izliyorsun bebiş? Hemen isterseniz bekletmeyelim. Hı? Kişi bekliyor. Beklesin oğlum, ne yapayım? Sana bir konser bileti verdim Teğmen. Çok teşekkür ederim. Sıçış hikayesini anlatayım mı? Nasıl istiyorsanız da dinlerim. Vaktim bol çünkü. Senin hikayeni anlatırdım eğer öyle bir şey olsa. Şu yok mu şu laf sokup arkasını örüp gitme hareketleri bu insanlarda? Ulan. Ben gidemiyorum. Gidecek yerim yok. Olsa ben de yapardım aynısını. E görüş edeceğiz sen de artık. Beşölüm, görüşmek üzere. Çok sağ olun çavuşum. Ben buradayım zaten. Tamam. Nereye sen gittiniz de geldiniz Teğmen? Görüşmek üzere. Görüşmek öyle üzere. Öyle. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Laf sok. Memur öyle Benassi. Yaklaşacaksın sonra geri geleceğim. Teşekkür ederim. Avukat Bey. Götüreyim mi seni? Tabii. Ben de yürüyebilirim. Açarsanız kapıyı. Yok ya, ben götüreyim. Ne olur ben götüreyim. Tabii, buyurun. Götüreyim. Gel bebeğim. Teğmen bebeğim falan derken anlamadım tam. Bebiş diyordun az önce. Ne güzel bakıyorsun sen bana öyle ya. Çok ani bir şekilde kucağına aldınız. Refleks de yapamadım. Bu ne samimiyet ya. Aynen. Sağ olun. Merhabalar. Evet. Merhabalar beyefendi. Bu arada isminiz neydi, unuttum. İsmim Arthur Solomon. Arthur Solomon. Peki Arthur Bey, şimdi şöyle olacak. Kayıt dışı bir konuşma gerçekleşecek. Bu konuşmanız herhangi bir şekilde adli kayıt altında olmayacak. İlk görüşmeniz olduğundan ötürü tolere edilebilir bir 15 dakikalık süreniz var. Devamına ihtiyaç duyarsanız belirtirsiniz. Onun haricinde... Geldi kuvardır, reis geldi. Teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar avukat Bey. Evet. Merhabalar. Senin gibi gençleri... Bunlar da görmek beni her ne kadar üzse de seni dışarı çıkabilecek güç bende var. Çok teşekkür ederim. Biliyorum, ben de bunun farkındayım. Bir hata yaptık diyelim. Büyük bir hata yaptım. Herkes hata yapar. Evet. Daha önce de yaptım hataları ama bu sefer gerçekten çok büyük bir hata yaptığımın farkındayım. Suçsuz, ben masumum. Güzel, güzel. Kendini tanıt bakalım bana. İsmin ne? Öncelikle ben Beço Durgun, birkaç olay, birkaç silahlı saldırı polise karşı, başka insanlara karşı birkaç silahlı saldırı suçundan dolayı buradayım. Anladım. Raporlarınızı zaten okudum. Teşekkür Mahkeme ederim. Mahkeme sırasında yargıç sana herhangi bir soru sorarsa kendini nasıl savunacaksın ya da nasıl cümle kuracaksın diye kontrol etmek istedim. İtiraz ediyorum. Yeteri kadar... Her şeye itiraz etmemelisin. Pekala. Reddedildiği zaman yüzün kızarır. Teşekkür ederim bu bilgi için. Raporları şöyle... incelediğim zaman... Heh, ben bir şey söyleyebilir miyim avukat bey? Tabii. Ben bazı söylememem gereken şeyler söyledim. Bu şey gibi... biraz olayın gazıyla mı denir, ne denir? Polis departmanında hani her şeyi ben yaptırdım, onu ben yaptırdım, onu da ben vurdurdum, onu da ben... dövdüm, vurdum gibi birkaç şeyim oldu, ifadem oldu ama burada dedektif büroda yaptığım konuşmada her şeyi bireysel olarak yaptım. Yani çevremdeki insanların da ben bunları organize etmediğimi ama işte bir şekilde peşimden gelenler olduğunu, onları durduramadığımı falan ifade ettim. Anlıyorum, anlıyorum. Bu bizim işimize yarayabilir. Önceki şifre. İfadelerinde senin ifadeni kimler aldı? Polis departmanında olan ifademde Teğmen Tüm'den gelen dedektif handcuff, tam öyle diyorlar, tam adını bilmiyorum, dedektif O'Connell, dedektif Elijah, stajyer dedektif ama o çok içeride durmadı, onu bir ara dışarı kovdular odadan,
Çok iplemiyorlar herhalde. başka kim vardı? Bir de Çavuş Wilson vardı sanırım. Burada da yine Dedektif O'Connell ve Dedektif Handcuff vardı. Anladım. İlk sorgun alınırken. Ben bunu nasıl hatırladım? Raporlarda incelediğime göre Cameron Collins'le beraber sorgu vermişsin. Doğru mu? Doğrudur. Tamam. Bu sorgu sırasında sizin üzerinize herhangi bir şekilde kişisel veya başka bir konuda zorlama yoluyla ağzınızdan laf almaya çalıştılar mı? Olumsuz. Sizi sıkıştırmaya çalıştılar mı? Çalıştılar. Güzel. Beni, bunu lehimize kullanabiliriz. Yani beni özel hayatım, kız arkadaşım üzerinden sıkıştırmaya çalıştılar örneğin. Bu olaylar içerisinde kız arkadaşımız bulunuyor muydu? Hayır. Güzel. Bunu çok güzel kullanabiliriz. Söylemiş olduğunuz bilgilere dayanarak ilk sorgunuzun alındığı sırada içeride yüksek rütbeli personelin bulunması nedeniyle ve sizin kişisel hayatınızı özellikle duygusal ilişkileriniz üzerinden sizin üzerinize baskı kurulmasını mahkemede itiraz sebebi olarak kullanabiliriz. Teşekkür ederim. Bunun yanında raporda geçen ve sizin suç istemlerinizden birisi olan örgüt liderliği konusuna gelecek olursak, ben raporlarda sizin herhangi bir şekilde bir örgütü kurduğunuzu ve yönettiğinize dair net bir kanıt bulamadım. Mahkemede bununla ilgili gerekli görüşmeyi ve konuşmayı yargıca bizzat ileteceğim. Teşekkür ederim. Ancak bu hususta sizin nezdinize sorulacak olan sorulara tıkandığınız noktalarda bana masanın altından elinizle hafifçe dokunursanız sözü ben alırım ve devamını getiririm. Neyde dokunayım dediniz tam olarak? Masanın altından. Senle yan yana oturacağız. Hayır, ne olunca bu dokunayım? Sizin cevap veremeyeceğiniz ya tamam. Gerekli noktalarda benim konuşmam gereken... Hafifçe okşa beni diyor, ben konuşayım diye anladım ben. Bu noktalarda ben size yakın oturduğum için elinizle bana dokunarak sözü devralmamı isteyebilirsiniz. Pekala. Şu evrakları bir inceleyelim bakalım. Devlet avukatı ya. Parası para değil bu. İddianame biraz kabarık. Maalesef. Total cezan cidden yüksek. Suçlarını söyleyeyim mi? Dinlemek isterim. Dinlemek isterim. 07-07. Suç örgütü kurmak ya da yönetmek. Ne işim olur ya? 09-04. Yasa dışı ateşli ağır silah bulundurmak. 04-16. Yardım ve yataklık. Ateşli ağır silah bulundurmanın yardım ve yataklığı. 02-09. Özel mülke zarar vermek. 01-03. Cinayete teşebbüs. 05-04. Kamu güvenliğini tehlikeye atacak davranışlar. Buna ek olarak da 011-012 kişileri azmettirerek suç işlemelerini sağlamak. Hı hı. Toteldeki cezan, istenen ceza 2990 artı 140.500 dolar para cezası. Ama endişelenecek bir şey yok. Bir şey söyleyebilir miyim avukat bey? Şimdi biz olay anında yakalandığımız zaman şimdi oradaki insan size karşı açık olabilirim değil mi? Bana karşı istediğin kadar açık olabilirsin. Görüşmelerimiz şu anda kayıt altında değil. Eğer bu camın arkasında herhangi bir polis memuru bizi dinliyorsa birazdan konuşulacak hiçbir şeyi ne mahkemede ne de senin özel hayatında seni tekrar tutuklamak ve cezanı arttırmak için kullanamaz. O yüzden rahat olabilirsin. Evet, dinliyorum seni. Teşekkür ederim bilgilendirme için. Şimdi tam olarak şöyle, bu zamana kadar evet bazı suçlar işledim, bazı suçlar işlettirdim fakat son durumda biz aslında bizim yaptığımız şey polise karşı, polisin sürekli bizim bu olayların içerisinde olmasından dolayı,
polise karşı bir tepkiydi aslında. Yani biz orada normal bir şekilde toplanıp aramızdaki problemi kapatıp oradan dağılacakken polisin oraya gelmesiyle artık herkesin içinde polise karşı birikilmiş bu nefretin kusulmasından dolayı polise karşı bir ateşli saldırı oldu. Silahlı saldırı fakat bununla beraber oradaki insanların bundan dolayı cezalarının ceza almamalarından dolayı bunu istediğimiz için aslında biz oradaki kişiler olarak teslim olup bütün suçu üzerimize almak istedik. Ve bu ya daha ne yapıyor bırak. Sakin ol Berbat, sakin ol. Pardon biraz heyecanlıyım da. Endişeli olduğunun farkındayım. Sakin ol. Seni kurtaracağım. Teşekkür ederim. Artık bu sağlamın müvekkilini her zaman kurtarır. Devam et. Ve tüm bu iki taraf arasındaki savaş sebebiyle yara almış, adına dosya açılmış ya da işte bizim üzerimizdeki bu polis tarafından olan gözleri kaldırabilmek ve bizim işlerimizi daha rahat yapabilir hale getirmek için bu işler tamamen illegal işler değil, yanlış anlamayın. Bu işleri daha rahat şekilde yapabilmek için dosyaları kapatmak adına bütün suçu üzerime almaya karar verdim. Yanlış bir karar vermişsin. Allah kahretsin. Ama önemli değil. Şimdi ne diyecektim? Bu yüzden bazı itiraflarım oldu fakat sizin de az önce söylediğiniz, şimdi orada biz teslim olduğumuz zaman benim elimde heavy pistol tarzı bir silah vardı ve bunu polis geldiği zaman yere atıp önüme koyup polis beni ellerimi kaldırdığı zaman yere koyup polislere teslim ettim. Fakat ağır silahlı bir madde okudunuz. Ağır silah derken nereden ağır silah bulmuşlar? Olay yeri inceleme raporlarına da müvekkilimiz olduğunuz için bana tasdik ettiler. İddianame içerisinde bunlar da bulunuyor. Buna ek olarak ağır silahtan kastımız hafif makineli tüfeklerin de kullanılmış olduğu bir çatışma sırasında sizin bağlantılı olduğunuzun düşünüldüğü kişiler üzerinden bu silahların ele geçirilmesi. Ki hem burada hem de genel Mişinopolis Departmanı olaylar arkadaş, genel saldırılarda neticesinde hadi kişilere mesela bir silahları tane sizin sağladığınızı İddianame forumda mesela SMC sıkıldıysa o da bize geliyor şu an. Şimdi anladım. Eğri oturup doğru konuşmanın vakti geldi diye düşünüyorum. Ne oluyor ya? Şimdi genç adam, beni dinle. Bana söyleyeceğin şeyler benimle birlikte mezara gider. Zaten 50'sine gelmiş, götünün kılları kadayıf olmuş bir bunağım. Eğer seni daha az bir cezayla buradan çıkarmak istiyorsak, ortak amacımız buysa, bana neyin nasıl gerçekleştiğini açık ve net bir şekilde anlatman gerekiyor. Bu bahsi geçen örgüt liderliği. Bu doğru mu? Böyle bir şey var mı? Şimdi şöyle, aynı amaca hizmet eden birkaç kişiyiz evet, ancak bizim amacımız silahlanalım, şehirde kimseye nefes saldıralım, saldırılar düzenleyelim tarzı bir şey değil. Yani biz bir işletmeyiz. İşletme içinde benim için çalışan birçok kişi var ve bu insanlarla kurduğum gönül bağı sayesinde bu insanlar benim için ölebilecek insanlar. Ama ben bu insanları bu noktada kullanan bir insan değilim. Yani bu tamamen iki taraf arasında oluşmuş bir bağ. Çünkü ben bu insanların yolunu ödüyorum, yemeğini ödüyorum, yemiyorum, yediriyorum, içmiyorum, içiriyorum. Onlara maddi destek sağlıyorum. Bu daha önce sorgumda da belirttim. Aslında bu olayların tüm sebebi benim kendi itibarımı, şehrin gözündeki saygımı belli bir noktaya taşımak olduğu için bu insanlar da dolaylı yoldan bu sebepten ötürü saygı ve itibar kazanan insanlar oldukları için, çünkü dışarıdan bakıldığı zaman evet Beşe Durgun'la çalışıyor denildikleri için böyle bir durum var ama biz bir örgüt değiliz, biz bir aileyiz. Yani aileden kastım da yani gönül bu aile bağlı insanlar. Anladım, anladım. Aile kavramını genç yaşta benimsemiş olman güzel. Teşekkür ederim. Ama bu belirli olaylarda polislerin karşısına geçecek konuma gelmeni desteklemiyor.
Doğru, şimdi, kesinlikle haklısınız. Şöyle yapacağız. Üzerinden bulunan silahlar, olayları üstleniş şeklin ve benzeri. Bunlar için yapabileceğimiz pek fazla bir şey yok. Çünkü silahlar bulunmuş. Birkaç tane olayla bağlantısı olduğu söylendi. Ama! Senin? Kaç yaşındaydın sen? 27. 27 yaşındaki bir genç adamın herhangi bir şekilde Los Santos eyaletinde insanların canını, malını ve manevi duygularını zedeleyecek, köreltecek ve benzeri eylemleri gerçekleştirecek herhangi bir örgütün kurulumu ya da yönetimi konusunda hasım olduğunu her şekilde kanıtlayacağım. O cezayı almayacaksın. Çünkü öyle bir şey yok. Yok. Siz bir ailesiniz. Doğru. Onlar sana gönül bağıyla bağlanmış ama bu gönül bağını kesmeye çalışan şerefsizlerin, namussuzların, kötü olanların saldırılarını gerek püskürtmek amacıyla nefsi müdafaa haklarını en iyi şekilde kullanan saygın vatandaşlar olmaya devam edecek. Doğru mu? Çok teşekkür. Evet, tam olarak bu şekilde. Keşke böyle ifade edebilseydim. Güzel. Bu cümleleri mahkemede sana örgüt liderliği ya da örgütün kuruculuğu konusunda iddia makamı veya yargıç tarafından bir soru gelirse bu şekilde yanıtla. Anlaşıldı. Bunu aklına yaz. Unuttum ki ya, bırakın. Bu silahları nereden buldun? Kahpeler. Nasıl yaptın bilmiyorum. Ama bundan sonra cezanı yatıp çıktıktan sonra böyle olaylara bir daha girdiğin zaman seni kurtarman biraz zorlaşabilir. Haberin olsun. Anlaşıldı, anlaşıldı avukat bey. Benim için imkansız diye bir şey yoktur. Sadece biraz zaman alır. Akıllılık edip bana o zaman avukat bey bir dinozoru sikebilir misiniz dersen onu yapamayabilirim, evet. Zaman alır biraz. Bence. Tabii. Fosilleşmem lazım önce. Şimdi. Oh. Kaptı çatı Arthur. İfadeler sırasında, gerçekleştirilen olaylar sırasında çevrendeki insanlara böyle bir şey yapacağım, haberiniz olsun şeklinde bir bilgi vermişsin. Doğru mu? Doğru. Tamam. Bunu şu şekilde kullanabiliriz. Seni örgüt lideri olarak suçladıkları için. Örgüt içerisinde bir lider bulunuyorsa ve onun altındaki kişiler liderin emirlerine koşulsuz, şartsız uymak zorundadır. Hür iradesiyle bir karar verip yanlarında duran ve duygusal bağdan başka bir şey beslemedikleri bir kişinin eylemlerine ortak olan kişiler herhangi bir şekilde örgüt nitelendirmesi altında bulunamaz. Bunu kullanacağız. Teşekkürler. Bu mahkeme Los Santos tarihinin gördüğü en büyük mahkemelerden birisi olacak. Mahkemem açık mı olacak? Suçlamalar çok ağır. O yüzden kapalı olur. Tamam. Kapalı olması işimize gelir. Şimdi şöyle bir durum var. Ben hem senin hem de Cameron Collins'in avukatlığını yapıyorum. Eğer iki taraf da birbirleri hakkında herhangi bir bilgi verdiyse bu benim işlerimi çok zorlaştırır. Sen gece durgun olarak herhangi bir şekilde Cameron Collins'in adına, şahsına, kişiliğine ve çevresine herhangi bir şekilde bir bilgi verdin mi polislere? Şöyle bir yöneltim, soru yönelttiler bana. Bölgede yaralanan siviller olmuş. Sivillere saldırı sen mi düzenlettin dediler. Ben de dedim ki ben hiçbir sivile karşı bir saldırı düzenlemedim. Bu dedim benim saldırı yapacağım yer çok açıktı. Ben Forum Drive'a bir saldırı, oradaki motele bir saldırı
amacım vardı ve buraya gittiğim zaman benim ateş ettiğim yer oydu ve forumda bir tek onların yaşadığını biliyordum ve bu kişileri de ağızlarındaki bandanalardan dolayı ayırt ediyordum dedim. Bununla beraber ben orada ateş ettiğim pozisyonda bana gelen mermiler dükkanlara gideceği ve benim ateş ettiğim şeyler kişilerin üzerine gideceği için on sivilleri ben değil, siviller yaralandıysa onlar yaralamış olabilir dedim. Ama burada kesin bir şey söylemedim yani. Bunu söylediğin için özel mülke zarar vermek suçu iddianameye eklenmiş. Bu forum dev denen yerde her ne boksa. Orada bir binaya ateş etmişsiniz. Doğru mu? Tam olarak bina değil yani. Orada yaşayan insanlar var ve buradaki yaşayan insanların yani o binada yaşayan insanların sadece bu çetenin üyeleri olduğu bilgisi bende var. Bu şey yani bu şekilde biliyorum ve buna inanıyorum. Buraya gittiğim zaman onların çete olduğunu kabul ediyorsun, değil mi? Evet. Hmm. Ve ben orada ateş ederken rastgele camlardan içeriye ateş etmedim. Yani gördüğüm bandanalı kişilere ateş ettim. Ama onlara tamam. Ateş ederken onlara gelmeyen mermiler cama geldiyse bu dediğiniz olabilir. Gelmiş. Kahretsin. Daha bu cümleyi kurma. Ne diyeyim? Bir daha çete lafını kurma. Kişiler. Kişiler. Kişi. Çete lafını kullanırsan işlerimiz zorlaşır. Peki anladım. Kevrim'i müdahale edemem. Onun kadar sen de benim için önemlisin. Çünkü müvekkilimsiniz. Ve teşekkür ben ederim. Müvekkillerini yarı yolda bırakmayan bir avukatım. Zaten benim amacım karşı tarafı suçlamak değil. Burada kendi üzerimdeki yani ben zaten yaptığım şeyleri hangi amaca hizmet ederek yaptığımı açıkladım. Ama benim amacım hiçbir zaman sivile zarar vermek olmadığı için bunu reddediyorum. Ama evet oraya bir silahlı saldırı düzenledim mi konusunu kabul ediyorum. Onu anlatabildim mi farkı? Anladım, anladım. Teşekkür ederim. Şimdi başta da belirttiğim gibi bu ilk suçlama suç örgütü kurmak ve liderliğini yapmak konusunda elimiz sağlam. Ellerinde sağlam bir kanıt yok. Bu örgütün nasıl kurulduğu, nasıl yapıldığı ve benzeri nasıl savunacağımızı hangi cümleleri kurmamız gerektiğini zaten söyledim. Aklına not al bunları genç adam. Aldım. Onun dışındaki suçlar için alamadım ki. Bunları açık ve net bir şekilde itiraf ettiğin için yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak bunları itiraf etmen ve iyi niyet göstergesi olarak polis departmanında bu ifadeyi vermen sebebiyle cezanda bir indirime gidilmesi amacıyla yargıçla özel olarak görüşebilirim. Çok büyük bir indirim olmasa dahi içeride geçirdiğin 4-5 gün daha az 4-5 gün geçirmen için elimden geleni yapacağım. Tamam. O zaman bu polis departmanında yaptığım aslında itirafları buradaki yüksek rütbeli insanların baskısı altında yaptığımı mı söylüyorum? Evet. Evet. Onu söyledim zaten. Tamam. İşin o polis departmanında verdiğin ifadede senin kişisel ve özel hayatına yapılan baskılar sonucu öfkene hakim olamadığın ve genç yaşına mukaben böyle bir ifade verdiğin ancak sonrasında alınan ifadelerde durumun sadece senin tarafından yapıldığını planlandığını tamam, söyleyebilirsin. Tamam, bunu bu şekilde söyleyeceğim efendim, avukat evet. Bey. Bunun dışında çevrendeki dostların senin neden içeride olduğundan haberdar mı? Bir telefon hakkı verdiler. Telefonunda Bahattin Klarnetçi benim... Benim dayım sayılır yani sevdiğim, saygı duyduğum büyüğüm. Onu aradım. Dedim ki böyle böyle ben içerideyim. Çok bilgi verdirtmediler bana. Ben içerideyim. Bana bir avukat ayarlar mısınız? İşte falan filan dedim. Ayarlayamamışlar sanırım ama iyi ki de ayarlayamamışlar. Beni yüce Amerika Birleşik Devletleri ve hukuku koruyor evlat. Beni senin davana atayan onlar. Ama bilmiyorlar ki gençlerin hata yapması benim mesleğimi daha iyi yapmama ve onları bu bataktan çıkarmama olanak sağlıyor. Demagojiyi geçelim. Polisler işkillenmeye başladı. Çağıralım şunları da.
Gelsinler. Pekala. Gelebilirsiniz memur arkadaşlar. Buyurun. Merhabalar. Konuşmanız bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ek bir süre talep ediyor musunuz? Ben ek bir süre talep etmiyorum. Ancak müvekkilim eklemek istediği bir şey varsa ek süreyi talep edebiliriz. Yo, bitirdik. Peki. Ben de istemiyorum. Harika. Başlayabiliriz. Buyurun. Edaycan sen de. Nasılsınız be Çöbe? Çok teşekkürler. Olabildiğince iyiyim. Pişmanım. Doğrudur. Ama bu yaptıklarınızı değiştirmez. Ancak göz önünde bulundururuz. Teşekkürler. Geçen günkü ifadenizi hatırlıyorsunuz. Bunun üstüne eklemek istediğiniz herhangi bir şey mevcut mu? Ya da değiştirmeye istediğiniz? Hangi ifademle alakalı? İki ayrı ifade verdiğim için soruyorum. Doğru. Müvekkilin birden fazla ifade verdiği için hangisinden bahsedildiğini net olarak bilme hakkı mevcut. Memur Bey. Şimdi şöyle. Hem departmanda verdiniz hem burada verdiniz. Burada bulunmasam da ben kayıt başında durduğum için zaten genel itibariyle hep aynı sorular soruldu ve aynı cevaplar verildi. Reddediyorum. Neyi reddediyorsun? Reddettiğiniz kısım? Yani aynı sorular ve aynı cevaplar değil. Burada verdiğim ifade departmanda verdiğim ifadeden daha farklıydı. Doğru. O zaman beni siz aydınlatın, dinliyorum. İfade kayıtlarına bakıp inceleyebilirsiniz dedektif. Yo, ben incelediğim için zaten soruyorum, aydınlatın beni diye. Siz bu iki ifade arasındaki farkı bir dedektif olarak algılayabilirsiniz bence memur bey. Teşekkürler. İsim? Arthur Morgan. Arthur Solomon. Sizin isminiz nedir? Easy. Yeah. Tekrardan memnun oldum. Şimdi Beço Bey, ben size bir soru yöneltmek istiyorum. Siz dediniz ki bu Sandy Shores'taki otele abimle beraber gittim. Diğer orada bulunan kişiler de tanımadığım kişilerdi. Evet. Doğru muyum? Doğru. Emin misiniz bu konuda? Evet, kimliklerini bilmediğimin etrafımdaki insanların hepsinin maskeli olduğunu ilettim. Tamam o zaman, ben size şöyle bir tık daha aydınlatıcı bir şey söyleyeyim. Tabii ki dinliyorum. Belki bir şeyler çağrıştırır. Hani o kaza yaptığımız günü hatırlıyorsunuz, doğru muyum? Olayın yaşandığı gün. Evet doğru. Şimdi şu an hatırlıyorum, sizde bir kaza yapmıştık. Evet. Sonrasında şöyle bir şey oluyor. Şöyle bir şey öğreniyoruz. Bakalım buna ne diyeceksiniz. Siz ondan sonra evinize gidiyorsunuz. Evinizde bir toplanma yaşanıyor. O toplulukla beraber otele gidiyorsunuz. Aynı zamanda o toplulukta kardeşinizin arabasının plakasından tutun, yine sizin aile diye sıfatlandırdığınız birçok kişinin aracı da orada. Şimdi bu konuda tekrardan oradakileri ben tanımıyorum diye iddia etmeye devam edecek misiniz? Evet, çünkü bunu sorgumda da sordular ve bahsettim. Dediğim gibi kişilerin yüzlerini görmedim. Herhangi birisi başka birisinin arabasını vermiş olabilir. Çünkü biz arabaları genel olarak ortak kullanırız. Ortak kullanımdan kastım şudur. Örneğin Çatı Lanç önünde biz arabaları genelde çekeriz ve arabaların anahtarları üstünde olur. Çünkü bizim valilerimiz de bölgedeki araçların düzenini sağlar. Ve herhangi birisi biz malımızı birbirimizden, çevremizdeki insanlardan ve çalışanlardan sakınmadığımız için arabayı alıp kendi kişisel işlerini gerçekleştirip bizim bölgeden ayrılmamız, çatılancı benim daha doğrusu terk etmem gerektiği zaman arabayı her zaman aşağıda bulurum. Buna eklemek istediğimiz bir şey var memur bey. Evet. Dinliyorum. Müvekkilimin ev bölgesinde toplantı yapıldığını söylemiştiniz, doğru mu? Bir toplanma gerçekleşmişti. Toplantı demedim. Evet, toplantı. Aynı amaç olarak. Müvekkilimin evinden çıkan şahısların araç plakalarının, daha doğrusu o evden çıktıklarının bilgisine nasıl ulaştınız? İddianame içerisinde herhangi bir görgü tanığının veyahut kamera kaydının o bölgeyle ilgili bir bilgi verdiğini ben görmedim. Doğru, çünkü bu siz buraya gelmeden önce ulaştığımız bir gizli tanıktan aldığımız bilgi. Ne zaman ulaştınız bu bilgiye? Siz gelmeden önce, ben de buraya varmadan evvel. Gün içerisinde mi gerçekleşti? Evet, gün içerisinde. Görgü tanığı
Bizde olmasıyla beraber. Gerekirse... O bölgede bulunan... Sözümü kesmeyin lütfen. Teşekkür ederim. Görgü tanığı o bölgede... Hain var. Bahsi geçen araçların sahiplerini... Apaçık bir şekilde yüzlerini görmüş mü? Onları kimlik bilgisini verebiliyor mu? Zaten ihtiyacımız kalmıyor. Bölgedeki araçlar bunu bize tanımlıyor. Araçlar herhangi bir şeyi tanımlayamaz memur bey. Araçların müvekkilimin de dediği gibi başka kişiler tarafından da aktif olarak kullanıldığı bir durum söz konusu. Peki, bu durum söz konusu ise sizin bunu iddianameye eklemeniz, buna ek olarak da böyle bir suçlamayla müvekkilimi eğer sıkıştıracaksanız elinizde bu kişilerin yüzlerini açık ve net bir şekilde görmüş bir görgü tanığının olması gerekiyordur. Araçların oradan çıktığını belirten bir görgü tanığı ne mahkemede ne de şu anda bulunduğumuz sorgu odasında müvekkilimi bu konuda sıkıştırmanıza izin vermez. Pekala, bunu göz önünde bulundururum. Müvekkilim bu soruya cevap vermek zorunda değil. Arkadaşlar, burada açlık ve susuzluk namına herhangi bir ihtiyacınız var mı? Avukat ve özellikle sizin, çünkü her sizi dinlediğimde gerçekten gırtlağımı Aman, teyme değil misiniz? Gırtlağımı temizleme ihtiyacı hissediyorum, kusura bakmayın. Çantamda bir suyum var. İzninizle içmek isterim. Tabii tabii, estağfurullah. Evet. Peki avukat bey, hem size hem müvekkilinize yönetmek istediğim bir şey var. Madem araçlar başkalarındaydı, araçların sahipleri kendilerinin o esnada nerede olduğunu direkt olarak somut bir şekilde kanıtlayabilecek durumdalar mı? Ya da sunabilirler mi? Pekala, bunun benim davamla ne alakası var? Sizin verdiğiniz ifadeye göre alakası var. Cevap vermek zorunda değilsin. Sessiz kalma hakkımı kullanıyorum avukat bey. Memur bey, bu durum müvekkilimin direkt olarak şu anda sorguda bulunmasıyla alakasız bir durum. Kişilerin o saatlerde o bölgeden çıkış yapan araçlar içerisinde olmadıklarını kanıtlamaları o kişilerin kendi ifade ve sorgu süreçlerinde vermesi aynen gereken öyle. Soruların cevaplarıyla ortaya çıkabilir. Devam edin lütfen. Değil mi? Size bir su isteyelim mi? Yok yok, gayet iyiyim. Teşekkür ederim. İkinci olarak Beço Bey, ben yine size bir soru yöneltmek istiyorum. Dinliyorum. Şimdi ifadenizde söylediğinize göre bu forum drive'a gittiğiniz esnada hiçbir iletişiminizin olmadığını dile getirdiniz. Evet. Yani orada gelişen olaylar tamamen spontane yaşandı şeklinde bir ifadeniz vardı. Doğru muyum? Tam olarak ifadeyi okursanız cevaplayabilirim. Tamam, ben işin kısa özeti olarak şey yapıyorum ki başınız ağrımasın. Buyurun, devam edin lütfen. Hı. Ancak yapılan araştırmalar sonucu bunun böyle olamayacağı ortaya çıkıyor. Bu konuda ekstra olarak düzeltmek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Meşhur cevap verme. Bu durumun aksini iddia eden bir durum nasıl ortaya çıktı memur bey? Yine sorgu ve ifade süreçlerinde yaşanan durumlar ortası artı yapılan incelemeler sonucu bölgedeki kameraların incelenmesi, kişilerin hal ve hareket düzenleri göz önünde bulundurulunca bu sonuç ortaya çıkıyor. Dediğim gibi, var mı eklemek istediğiniz ya da düzeltmek istediğiniz herhangi bir şey? Bu konuyla alakalı şunu söylemek istiyorum. Orada görüntülerden yani incelenen kameralardan benim kişilerle iletişim kurduğum nasıl anlaşılıyor? Ben bunu tam olarak anlamadım. Bekle. Böyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki şimdi bir dakika, burada o zaman size şöyle bir düzeltme yapayım. Ben size bizzat olarak direkt iletişim kurduğunuz demedim. Siz dediniz ki ben bir iletişimde bulunmadım. Tamam, siz de şu an diyorsunuz ki iletişimde bulunduğunuz görülüyor. Ben de diyorum ki böyle bir şey yok. Beni o zaman alakadar etmez. O kişilerin o bölgede kendi aralarında iletişim kurmuş olmaları... Benim için değil. Tekrar ettiğim gibi kişilerin kimlik bilgisi elde edildikten sonra tutuklanıp sorgu odasında sorulması gereken soruların alınacak cevaplarla ortaya çıkması anlamına geliyor. Müvekkilim o gün o eylem içerisinde herhangi bir şekilde herhangi bir bireyle telsiz, telefon ve benzeri iletişim kurmadığını ifadelerini açık ve net bir şekilde belirtmiştir. Elinizde
bunları kanıtlayacak bir bulgu yoksa lütfen müvekkilimin bu konuyla sıkıştırmaya devam etmeyin. İstirham ediyorum. Böyle giderse Elijah bizim yerimize hapis yatar. Pekala, ayrı bir konudan gidiyorum. Avukatınız size bütün suçlamalarınızı aktardı mı? Olumlu. O zaman buna binaen ben size bir soru yöneltmek istiyorum. Ki bu da sizin işinize yarasın diye. Tabii ki sorduğunuz yani soruya binaen soruyu cevaplamak istiyorum. Şimdi dediniz ki bu çatışmalar esnasında bir kısmınız kendi silahı vardı. Silah olmayanlara da silahını ben temin ettim. Bu silahların teminini nasıl sağladınız? Bölgedeki şahısların hepsine silah vermediğimi benim üzerimde olan silahlardan kendilerine verdiklerini, birkaç kişiye verdiğimi söyledim. Tam olarak sayıyı hatırlamıyorum fakat bütün kalabalığı silahlandıracak şekilde değil. Bir insanın üzerinde taşıyabileceği gibi. Benim elimde bir tane pistol vardı ve benim yine temin etmiş olduğum bir tane daha silahı başka birine verdim. Doğrudur, ben bunu sormuyorum. Ben diyorum ki bu silahların silahta, teminini nasıl sağladınız? Ki bu silahta bölgede teslim olduğumuz zaman benim ve Efecan Durgun'un üzerinden çıkan silahlardır. Beço Bey. Buyurun. Tekrar soruyorum. Bölgede kaç kişiyi silahlandırdığına dair elinizde net bir bulgu mevcut mu memur bey? Sanırım dediğim kelimeyi tekrarlamam lazım. Öfkenize hakim olun lütfen. Çünkü ben burada bir sayı belirtmedim. Ben Beço Bey'in söylediği kelime üzerine. Benim ben sorduğum soru şu. Ben de savunmak amacıyla soruyorum ki müvekkilimin silahlandırdığını düşündüğünüz kişi sayısı kaç? Elinizde net bir bulgu var mı? Kendisinin söylemlerinde mevcuttur. Benim sorduğum soru kaç kişiyi silahlandırdığınız değil, bu silahları nasıl temin ettiğiniz. Siz benim sorduğum soruya önce cevap verirseniz ben de müvekkilimin bu silahları diğer kişilere nasıl sağladığını açıklayabilirim. Soruyu tekrarlar mısınız? Benim sorduğum soru şuydu. İfadede belirttiğiniz ben üzere. Ben avukat beyin sorusunu soruyorum. Memur bey, sorum şudur. Müvekkilimin. Teğmen, özür dilerim. Rütbenizi bilmiyordum. Doğrudur. Teğmen, sorum şudur. Müvekkilimin bölgede ve çatışmada bulunan kaç kişiyi silahlandırdığı konusunda elinizde net bir bilgi mevcut mu? Hayır, fakat şöyle bir durum var. Siz de takdir edersiniz ki avukat bey, Beço Bey'in birlikte takıldığı, işletmelerinde çalıştırdığı, günlük hayatta departmana uğradığı pek çok konuya söz konusu olan kişiler az çok biliniyor. Bu konuyla alakalı olarak bir çıkarım yapmak hem zor olmayacaktır hem de bu davanın sonucunda kişinin bizim istemimiz doğrultusunda bir örgüt lideri olduğu kanaatine varılırsa eğer, ki bu yüksek bir ihtimal olarak görülüyor bizim perspektifimizde, bu çetenin de üyeleri olarak nitelendirilecek kişilerdir. Dolayısıyla bu konu hakkında bizim özellikle Beço Bey'i en son gözaltına aldığımız lokasyonda bulunan kişilerin plaka tespiti yapılmış durumdadır. İlk etapta zaten bu kişiler de bu örgütün üyeleri olarak değerlendirilecek ve net rakam o şekilde çıkacaktır. Ekleme yapmak istiyorum sayın avukat, sayın memurlar. Evet, ifademde böyle bir şeyde bulundum. Fakat bu ifadeyi verirken orada çoğul konuştum. Bu ifadede yaptığım bir hata. Burada az önce de bahsettiğim gibi. Düzeltebiliriz mi? Çok problem değil. Teşekkürler. Burada evet, daha önce benim yanımda çalışan ya da benimle beraber sosyal hayatta görülen insanlar herhangi bir suçtan, silahlı bir suçtan ceza yatmış ve silah yakalatmış olabilirler. Bunun cezasını çekmiş olabilirler. Fakat bundan ben sorumlu tutulamam. Yok, zaten öyle biliyorum. Beklentimiz yok tabii ki. Evet, ben ifadeye geçsin, kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Bununla teşekkür ederim. Bununla beraber orada evet, silah sağladınız mı sorusuna evet silah sağladım olarak cevap verdim. Ve bunun da sebebi Efecan Durgun'a silahı benim vermiş olmam ve bu silahı orada teslim etmiş olmam. Silahları teslim etmiş olmamız. Ek olarak dedektifin sorduğu soruya gelecek olursak bu silahların temini konusunda silahları herhangi bir şekilde incelemeden, daha önce bir olaya karıştı mı karışmadı mı bilmeden East Los Santos'ta bir tane silah satıcısından aldım.
Peki bu silah satıcısının lokasyonu tam olarak nerede? Yani tam olarak lokasyonu hatırlamıyordum. Kafamın iyi olmadığını düşünüyorum. Kafanın iyi olmadığını düşünüyorsun. Kişinin ismi, iletişim numarası, adres bilgisi. Beyaz bir tane adamdı. Kendisiyle East Los Santos'ta bir adet birden fazla böyle yer var, depo tarzı. Bu depoların önündeyken kendisini gördüm. Daha sonrasında kendisine yanaştığım zaman böyle bir iş yaptığını öğrendim. Ve bunun sonucunda kendisinden iki adet silah temin ettim ve bu silahları polise verdik. Müvekkilim önünde de değil gibi. Bundan bu arada daha bir soru sorabilir miyim? Beço, söylediğin şey istinaden, avukat bey kusura bakın lafınızı böldüm ama söylediğin şeye istinaden olduğu için hemen böyle bir arkasında sormak istedim. Tabii ki buyurun Teğmen. Şimdi şöyle bir durum var. Evet, çoğul konuştuğunu söyledin. Bu konuyla alakalı bir örgüt değil, en azından bir arkadaş grubu ya da aile vesaire, bilmiyorum artık neyseniz. Abisi konumunda olduğunu da ifadende belirtmiştin hatırladığım kadarıyla. Ya da en azından şöyle diyebilir. Sözünün geçtiği bir durumdasın. Öyle değil mi? Evet, patronum. Saygı. Hı-hı. Yani saygı duyuyor bu insanlar sana. Peki. Seni gözaltına aldığımız lokasyonu hatırlıyorsun ve olayı da hatırlıyorsun. Çok yüksek hacimli bir silahlı çatışmadan çıktık. Ve departmana geldik. Doğru mu? Doğru. Ve oradaki insanların da senin talimatınla orada olduklarını ve kaçtıklarını da biliyoruz. Burada müvekkilim herhangi bir kimseyi hür iradesi dışında o bölgeye çağırmadığını zaten belirtmiş. Peki. Doğru. Silah pek soruyla olabilir. Zaten kimse o bölgede o çatışma içerisinde bulunmaz. Katılıyorum. Aynı şekilde. Ek olarak müvekkilimin üzerinden bulunan silah neticesinde, hı-hı, çatışmanın ve olayların gerçekleştiği gün kendisine CSA testi uygulandı mı? Efendim? Müvekkilimin kişi zaten suçüstü gün üzerinde ateş edilmiş silahla yakalandı. Balistik kayıtlarda zaten kişinin polisleri sıktığı vesaire ifadelerinde de mevcut. Yani polise ateş açtı ve bu lokasyonda çatıştığımız bir gerçek. Anlıyorum Teğmen Bey. Benim belirtmek istediğim durum şu. Hı. Kendisini tutukladığınız noktada, doğru, müvekkilimin silahla siz kolluk kuvvetlerimize karşı herhangi bir şekilde ateş ettiğini kontrol etmek amaçlı CSR testi uyguladınız. Uygulanmasına gerek bile görülmedi. Keza biz çok uzun süre kişilerle çatıştık avukat bey. Artı olarak ben size şöyle bir bilgi vereyim. Uygulanmadı ve... Bir saniye be çabuk. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Uygulanmadı mı? Yok, uygulanmadı. Belki de teğmen ben burada ateş ettim diye yalan söylüyorumdur. Ateş etmeyip oradaki silahı alıp teslim olmuşumdur. Şöyle bir şey var. Kendisinin üzerinden alınan silah seri numarasına ait çıkan balistikler o bölgede birçok noktada, özellikle balkon kısmı ve bir tane odacığın içinde bulundu. Ki bizim ekiplerimiz kişiyi yakaladığı zaman kendisi diz üstüne çökmüş, silahı da en son polisler yaklaştıktan sonra önüne atmıştı. Sizin için yeterli bir açıklama mıdır? Benim için yeterli bir açıklama değil memur bey. Bölgede azami olarak kaç kişi bulunuyordu? Bodycam kayıtlarımı incelediğim anda Beço Durgun'un açık yüzüyle birlikte çatıştığının görüntülerini size iletirim. Bununla alakalı hiçbir sıkıntı yok. CSR testi uygulamamı gerektirecek herhangi bir durum yok. Anlıyorum. Bölgede yani kullandığı bir şüphe yoktu değil. Kullandığı emin olduğumuz bir şey avukat bey. Tekrar ediyorum Teğmen Bey. Müvekkilimin. BDP'yi zorlatıyor. Bölgeden çatışma şüphesiyle. İşte bu roldür arkadaşlar. Veyahut net bir şekilde çatışma şüpheyle bu adamlara kalındıysa. Ana karakterinin PD Kuvardin, ana karakterinin PD olduğunu bilmelerine rağmen. Doğru. Zorundalık değil. Bir tespit yapıldıysa her CSR testi yapılmayabilir. Peki ya şöyle bir senaryo gerçekleşmiş olabilir mi? Müvekkilim bölgede, ki sorumu az önce sordum, herhangi bir şekilde cevap vermediniz. Tekrar dinliyorum, edeceğim. Bölgede azami olarak kaç kişi mevcuttu? Nereden baksanız karşılıklı iki grup olmak üzere bizim air tespitimizde 30'a yakın ya da 30'dan kişi fazla kişi vardı. Evet, 30 diyebiliriz ortalama. Anladım. Ortalama 30 kişilik, hı-hı, bir durum, bir oluşum, bir topluluk mevcut. Doğru. Bu topluluk içerisinde müvekkilim herhangi bir şekilde yüzünün açık olarak polis memurlarına ateş etme, hı-hı, riskine girmeyip silahını başka bir kişiye verip siz çatışın, biz buradayız şeklinde bir bilgi vermiş olabilir mi?
Bu konuda herhangi bir net bilgim yok. Kahin değilim keza ya da bu konuşmalara dair Beço'dan ben az herhangi bir içeri gidip ifade de geliyorum olmadı. Ya. Bunlar sorguda kapışsınlar. İşte, ben az içeride televizyon izleyip geliyorum. Bizim sebebi de zaten bu. Anladım. Eğer ifadenizi bu yönde değiştirecekseniz kelime oyunları yapmayıp direkt olarak konuşabilirsiniz o zaman. Öyle değil mi Bundan bir Beço? Şey yoktur oyunda. İfadeyi veren müvekkilim Temel Bey. Ben de Beço'ya soruyorum zaten. Bak Google'dan incelemesine. Beço değiştirmek istersen değiştirebilirsin. Fakat şunu hatırlatmak şu an isterim. Teğmen tarafından aşırı baskıda olduğumu hissederek konudan koptum açıkçası. Anladım, üzgünüm. Şunu çok net söyleyeyim. Tabii ki avukat beyin de onaylayacağı üzere. İfadeniz üzerinde bu kadar değişiklik yapmanız da sizin mahkemedeki tutarlılığınız açısından büyük bir zededir, bilginiz olsun. Evet, anladım. Artı olarak anladım. Ben de avukat beye bir ifademde, soru sormak istiyorum. İfademde pardon dedektif. Ben konuşuyorum. Burada anlayamadım. Sıkıntı şu. Ben verdiğim ifadelerde zaten benim herhangi bir kişiden bilgi almadan ya da herhangi bir durumun içerisine girip çıkmadan aralarında bir saat örneğin bir aralık olan iki ifadem mevcut. Ve bu iki ifadenin birbirinden çok fazla tutarsız şekilde farklı olmadığı zaten ifadelere bakılırsa görülür. İfadelerde değiştirdiğim daha doğrusu daha önce çoğul şekilde konuştuğum ancak burada verdiğim ifadede tekil olarak daha temiz bir şekilde ifade verip kesin sözlerle konuşup verdiğim bir ifade var. Bunun da sebebini zaten mahkemede eğer karşıma çıkarsa söyleyeceğim. Değil mi avukat Harika. Bey? Kesinlikle katılıyorum. Yo, istediğin her şeyi söylemekte özgürsün. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Biz de seni baskılamaya çalışmıyoruz. Öncelikle şunu da bir fitleşelim. Ortak bir fikirde olalım. Aksine senin departmana verdiğin bilgiler, bu konuların aydınlatması yönünde gösterdiğin çaba ve açıkçası söyleyeyim sizin de açıkça söylediğiniz arkadaşlarınızı en azından bu belanın içinden kurtarma çabanızı da gayet iyi anlıyorum Beço Bey. Ama benim size şurada anlatmaya çalıştığım şey şu. Eğer boşluk arayıp sürekli o boşlukların üzerinden gelip ondan sonra da departmanın adını karalamaya kalkarsanız o zaman papaz oluruz ister istemez. Yok ben herhangi bir şekilde departmanın adını karalamaya çalışmıyorum. Böyle bir ifadem varsa da özür diliyorum. Böyle bir şey yani hiçbir zaman amaçlamadım. Yani şunu çok temiz söyleyeyim. Prosedürler dediğim gibi uygulanıp uygulanmayacağı bizim iç tüzüğümüzde net bir şekilde yazar ve bu konuda bir prosedür eksikliği söz konusu değil. Keza Beço biz seni o bölgeden elinde bir silahla çatışma bölgesinden bütün herkesin ateş ettiğini tespit ettiğimiz bir ortamda gözaltına aldık. Kendin teslim oldun. Zaten doğru. Burada kayıtlarımızda var. Doğru. Fakat şunu da çok temiz söyleyeyim. Karşılıklı bir şekilde çatıştığımızı, sana net görüş sağladığımı ve bunların hepsinin de görüntülü bir şekilde kayıtları olduğunu beyan ediyorum burada size. Eğer dediğim gibi bu konuda prosedür eksikliğinden ötürü bunu yargı sürecine götürecekseniz eğer, ben de o zaman bu konuda bir şahit olarak gereken ifadeyi veririm. Endişeniz olmasın. Zaten yani benim bu konuda herhangi bir prosedür eksiğiniz yok. Evet zaten söylediğiniz şey benim ifademde değişen ya da değiştirilen bir nokta değil. Söylediğiniz konu zaten ifademde de mevcut. Ve ben burada hiçbir şekilde orada ateş etmedim, masumdum gibi bir ifadede zaten bulunmadım. O yüzden evet. Bunu... Bu durum sadece yok, benim az önce söylediğiniz ifadede şunu söylediniz bana Beço Bey. Şöyle dediniz. Dediniz ki belki de ben o silahı aldım, şöyle yaptım bilemezsin. Yok gayet iyi bilirim evet. Ben onu demek istiyorum. Ben sadece avukatın sorduğu soruyla alakalı size bir soru yönelttim. Bu evet, açıkla konuştuğumu bir şey değil. Net bir görüş sağlandı. O konuda emin olabilirsiniz. Müvekkilimin önceki ifadeleriyle şimdiki ifadesi arasındaki tek farklılık bahsi geçen silahları kişilere ben verdim şeklinde olan durumla ilgilidir. Bir kendisi de az önce vermiş olduğu ifadede silahları iç Los Santos bölgesinde Caucasian dediğimiz beyaz ten rengine sahip bir adamdan aldığını ve o silahın bir tanesini kardeşine evet. Efecan Durgun'a zaten verdim. Evet. Şöyle de düzeltme yapayım. Bu benim değiştirdiğim bir ifade değil, açıklığa kavuşturduğum bir ifadedir. Çünkü bana yöneltilen soru bölgedeki silahları siz mi temin ettiniz? Bölgede silahı siz temin mi ettirdiniz diye soruyu evet diye cevap verdim. Çünkü bu böyle. Tamam. Efecan Durgun'a ben temin ettirdiğim için bölgedeki silahı evet ben temin ettirmiş oluyorum. Bunu burada açıkladım zaten. Anladım. Okey. Tamam zaten bu konuda herhangi bir farklı bir görüş ya da bir istem yok. Arkadaşlar neden böyle bir açıklama gereği duyuldu onu da anlamış değilim işin doğrusu. Dedektif sordu. İçerisinde hem dedektif sordu hem de iddianame içerisinde müvekkilimin ateşli silah bulundurmaya yardım ve yataklıktan doğru. Ceza istemi bulunuyor. Evet çünkü kişilere silah temin ettiğini kendisi söylüyor. Kişileri bu yüzden değil, ateşli kişiye. Bunu açıklığa bu getirmek için bu pek fark etmez işin doğrusu keza.
Ateşli silah bulundurmak Los Santos kanunlarınca suç. Öyle ateşli silah ticaretini yapmak, bunun distribüsyonunu sağlamak, herhangi bir şekilde dağıtmak bunlar suç. Öyle demeyin Teğmen Bey. Hı-hı. Bir kişiye silah vermek ayrı, onlarca kişiye silah vermek ayrı. Tabii, bu tabii burada ki alacağı ceza da büyük etki. Temizli, evet evet, bu konuda temizli, anlaştık. Temize çıkarmamız okay. Gereken şey buydu. Tamam, ya yani kişilere burada... ya da kişiye bizim açımızdan fark etmiyor. Fakat sizin açınızdan savunmada büyük fark yaratacaktır. Evet, bunu kullanın mutlaka. Emin olun, yargı hı-hı makamında bu özellikle... Doğru, evet. Ama bizim açımızdan istemde bir fark yok. Yani çünkü madde net, bir ya da 10 kişi olması... İstemde herhangi bir problem aha yok. Evet, okey, anladım demek istediğiniz. Bizim burada açıklar kavuşturmak istediğimiz şey, anladım. Mürekkelimin de dediği gibi, kişilere aha değil, kişiye silah temin ettiği. Hı-hı. Evet, yani şunu da söyleyeyim, kişilere olduğunu düşünmemizin sebebi de bölgede bulunan insanlar bir. İkincisi, bu konuda net kimlik tespiti yaptığımız insanlar var. Tabii ki bunları dava sürecinin sonuna göre soruşturmayı devam ettirerek gözaltına almak suretiyle devam ettireceğiz. Bu kişilere bu silahların nereden geldiği konusunda bir şüphe var. Bu yüzden kişiler deniyor. Neticede gerçekten çok büyük bir silahlı çatışma döndü. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. İnkar etmiyoruz Demir Bey. Kesinlikle. Dolayısıyla buradaki silahların da nereden edinildiği konusu bizim tabii ki bir araştırma konumuz. Şu an bulunduğumuz ortamın neticesine bakarak müvekkilimin silahları kimden ve nasıl elde ettiğini öğrenmiş bulunmaktasınız. Yanlış mıyım? Hala tam olarak net bir şey söylemiş değil. İşte Los Santos bölgesinde söyledim bulunan beyaz ten rengine sahip bir kişiden aldığını belirtti müvekkilim. Evet, geçelim. Siz de olabilirsiniz. Sizce ben bu yaşta belimde herhangi bir şekilde fırsat olmayan bir silah taşır mıyım? Avukat Bey'i silah satıcılığından mı suçlanıyor şu an? Ben anlamadım ki. Hayır, kendisinin vermiş olduğu eşkal çok genel bir eşkal. Baktığım zaman siz de başka verebileceğim bir şey yok dedektif. Neden o zaman şöyle sonra konuşalım. Southside bölgesinde kadın ticareti yapan bir müvekkilim vardı. Kafasına peruk taktığı için benden sadece bu farkla ayrılabiliyordu. Rüzgarlı bir havada kafasındaki peruğun uçtuğunu varsayarsak, keli gözükürse, beni de mi pezevenklikle suçlayacaksınız? 25 yıldır hukuka hizmet eden bir avukat olarak, ömrüm hayatım boyunca herhangi bir şekilde para karşılığı hiçbir hanımefendiyle cinsel münasebete girmedim. Girmediğim belli oluyor diye bir laf sokacak olursanız da ona da cevabım hazır. 27 senelik evliyim. 4 tane çocuğum var. Devam edebiliriz. Harun bağışlasın. Harika. Burada yani ben affedersiniz biraz kendimi kötü hissediyorum. Çünkü sırf dedektifin sorduğu sorudan kaynaklı burada avukatımın özel hayatını sizlere açıp kendisinin özel hayatında cinsel münasebetleriyle alakalı bilgi vermesini çocuğu ben, olması cinsel münasebet ilgilendiren bir şey değil. Ben İkincisi avukat kendisi tercih etti. 10 dakika bir ara istiyorum izninizle. İsterim ki sikimin girdiği yerler kimseyi ilgilendirmez. Doğrudur, doğrudur. Paylaşmak sizin zannettiniz. Buyurun. Evet. Kamera kayıtlarını kapatırsanız siz nereye olursa girsin bakalım. Beni iktidarsız bir yaşta olarak düşünüyorlar ama onların kaynanasını bile sikebilirim. Neyse. Yani avukat bey. Şekilde sıkıştırmaya devam edecekler. Yavşak dedektifin sorduğu soru üzerinden siz ne hakkı vardı burada aynen, siz bu açıklamayı aynen yapma gereği duyuyorsunuz. Ben sinirlendim. Sakin ol. Sakin tamam, ol. Tamam sakin. Sakin. Ben bu tarz memurlarla çok uzun zamandır karşılaşıyorum. İşin artık orospusu oldum. Ama asla pezevenklik yapmadım. Şimdi şöyle yapacağız. Telaşlığa başlayayım. Dedektifin sorduğu sorulara herhangi bir şekilde duygusal cevaplar verme. Anlaşıldı. Muhtemelen seni sıkıştırmaya devam edecek. Örgüt mevzusu adı altında senin o gün yanında bulunan kişilerin plaka bilgilerine mevcut olduklarını söylediler zaten. Bu bizim işimize gelir. Bu tamamıyla o kişileri ilgilendiren bir dava. Bizim asıl odamız seni kurtarmak.
Okçular hakkında herhangi bir soru sorarlarsa, kişiler sizin evinizden çıkarken görüldü. Ki bunu gizli bir tanığın söylediğini söylüyorlar. Ama kişilerin yüzü net bir şekilde görüldü mü görülmedi mi herhangi bir bilgi mevcut değil. Oradaki insanlar da zaten maskeliydi avukat bey ve verdiğim evet. Sen bütün bu süreç boyunca yüzüne maske takmadın mı? Hayır. Lanet olsun. Neden? Yani o işlerin getirdiği şeyle beraber şimdi karşı tarafa bir hamle yapıyorum ya avukat bey. Onlara saldırı kimin tarafından düzenlendiğini görsünler. Yani kimin yaptığını görsünler diye. Onu demiyorum. Saldırılara da zaten yüzün açık yapmanı anlayabiliyorum. Ama bu bahsi geçen toplantı, yıkık dökük, fuhuş oteli, ondan bahsediyorum. Bilemezdim ki polis geleceğini. Ben olayların böyle bir hal alacağını bilmiyordum. O yüzden şey yapmadım, takmadım. Anladım. Ufak bir hata ama önemli değil. Şimdi, arkandaki kişilerin, o bölgede bulunanların kimlik bilgisini gerçekten bilmiyor musun yoksa biliyor musun? Bu ikimizin arasında. Biliyorum. Tamam. Bunu saklamaya devam. Hiçbir şekilde bunu açığa vermemeliyiz. Tamam. Bunlar muhtemelen plakadan bu kişilerin orada olduğunu söyleyecekler. Ben de o yüzden dedim zaten hani bizim araçlarımızı herkes kullanıyor falan diye. Güzel, mantıklı hareket. Tebrik ederim. Ama bu yargıcın yiyebileceği bir bahane olmayabilir. Doğru. O yüzden işler karmaşıklaşabilir. Bu sebepten dolayı diğerlerinin bu durum hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Adam zaten RP Plus arkadaşlar. Kendilerine düzgün bir senaryo kurup gerekirse sahte yemek fişleri, sipariş notları ve benzeri bir şey oluşturup kendilerini aklamaları lazım. Yoksa hepiniz okurduğunuz aile bağı, duygusal bağı, bebek kordonu kesilmiş bir bebek gibi. Ki bu konuda nasıl şak haber verebiliriz onlara? Ben bu meslekte 25 yıldır her şeyi gördüm Beço. Ben kötü bir insan değilim avukat bey. Kötü bir insan olmadığına inanıyorum. O yüzden bu konuda sana yardım edebilirim. Ama işler nasıl gider? Emin ol ben de bilmiyorum. Ama bir yolunu buluruz. Merak etme. Umarım. Şimdi bu kişiler hakkında dediğim gibi seni sıkıştırmaya devam edecekler. Baskı hissedeceksin. Eğer baskıyı hissettiğin anda ben baskı hissediyorum dediğinde ben konuyu yine dağıtıp yine 5-10 dakikalık bir ara alacağım. Cevaplayayım mı bunları peki? Bunları cevaplama. Bunlara vereceğin cevap belli. Plaka tespitini yaptığınız veya kimlik bilgisine ulaştığınız kişilere bu soruları yöneltirseniz net cevaplar alabilirsiniz. Doğru. Kişiler seni satar mı? Sanmıyorum. Hayır, satmazlar. O zaman işimiz rüzgar. Hiçbir şekilde açığımızı bulamazlar. Şimdi aslında direkt buna hayır derdim. Sanmıyorum dememin sebebi de biri dedi diye. Yoksa şu kelleşmeye başlayan ve Red Bull içip boğazını siken memuru buraya çağırabiliriz. Katılıyorum. Tamam. Kelleşmeye başlayan. Benim tutumda. Ah Matilda. Davadan önce sevişmeyelim demiştim. Gelebilirsiniz memur bey. Hadi bakalım. Tekrar tamam. Merhabalar. 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 Buyurun. Şimdi girdiğimde size yönetmiş olduğum bir soruyu tekrardan yönelteceğim. Buyurun. Bu da size binaen avukat bey. Hani dediniz ya hangi görüntüler diye. Şu an
burada oluşturulmuş olan dosyada. Tam olarak bilmediğim için soruyorum. Binaen kelimesinin anlamını bilmediğim için sıkıntı yaşıyorum. Açıklar mısınız? Binaen yani bu vasılla, yani bu vesileyle. Vesile? Düzeltiyorum, vesile. Anlayamadım. Alakalı. Alakalı. Tamam, teşekkürler. Çok. Teşekkürler avukat bey. Şimdi öncelikle sormuş olduğun sorulara yönelik olarak. Dilettim onu. Helikopterden çatışma anında direkt olarak aşağıdaki kişileri alan görüntüler. Tabii burada kişilerin herhangi bir kimliğinden bahsetmiyorum. Direkt olarak görüntülerden bahsediyorum. Sizi bölüyorum ama. Hı. Müvekkilim zaten bölgede bulunduğunu ve bazı şeyleri gerçekleştirdiğini söyledi. Evet evet, o değil. Ancak bu görüntüleri inceleyip benim sormuş olduğum sorunun cevabını vermek amacıyla eğer beni şu anda sıkıştırıyorsanız. Hayır. Avukat bey. Yok. Kesinlikle derdim siz değilsiniz. Siz işiniz yapıyorsunuz. Keza ben de. Şimdi Beço Bey. Siz ifadenizde dediniz ki işte kesinlikle bir iletişimimiz olmadı. Ancak şu an burada gördüğüm görüntüler üzerinde etrafta yayan şekilde çatışan, aynı zamanda arabadan da ateş eden kişiler var. Bu yayan kişilerde bir iletişim söz konusu. O yüzden bu soruyu tekrar soruyorum. Gerçekten iletişim olmadığını tekrardan iddia ediyor musunuz ya da bunu beyan ediyor musunuz? Evet. Müvekkilimin iletişim kurduğu herhangi bir görüntü mevcut mu? Tekrardan detaylı incelemesi yapıp gerektiği zaman iddianameye eklenir, merak etmeyin. İddianameye eklenir eklenmez lütfen benim de bilgim olsun. Pekala, kesinlikle. Bu soru müvekkilime sorgular boyunca yaklaşık 4 defa soruldu. Sorulmuş. Şimdi sizinkiyle birlikte soruldu olarak değiştiriyorum. Dördüne de aynı cevabı verdi müvekkilim. Bu kurutma makinesi. Olsun, emin olmak iyidir. Bu da kurutma makinesi. Umarım gülersiniz ya. Çok hazırlandım da bu şakaya. Başka sorularınız mevcut? Olmadı. Telefon kullanmadım bölgede. Olmaz bölge mı? Gitmeden önce telefon kullandım. Can Kurok'tan telefon gelsin. Aldım ama. Evet. Şimdi onu kapatırım üstünü. Onda sıkıntı yok. Bölgede konuşmadım. Telsiz kullanmadım. Telsiz Oscar Mabey tam olarak neyiniz olur? Benim mi? Dostum, hı-hı, arkadaşım. Dostunuz, arkadaşınız. O gün otel bölgesinde kendisinin aracının plakası şahsım bizzat benim tarafımdan da tespit edildi. Siz diyorsunuz ki işte o bölgedeki araçlar alakasız kişilerdeydi. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Siz kendi arkadaşınızın aracını bilmez misiniz? Kendi arkadaşımın aracını biliyorum. Arkadaşlarımın aracını bilmediğimi söylemedim, ifade etmedim. Orada olan kişileri bilmediğimi ifade ettim. Bu nedenden dolayı bir çıkarım yaparak böyle olabileceğini söyledim. Kesin olarak oradaki insanlar bu insanlar değildir demedim. Ek olarak zaten arabaların nasıl kullanıldığını size ilettim. Ve bölgedeki herkesin yüzünün kapalı olduğu için kim olduklarını bilmediğini söyledim. Ve ben öyle inanıyorum ki benim etrafımdaki beraber çalıştığım insanlar orada olsaydı yüzleri açık olurdu. Ya da yüzleri kapalı olsa da ben orada olduklarını bilirdim. Bilmediğim için de bu şekilde söyledim. Bölgede yani bu bilinmezlik. Alınan araçların sahipleriyle bu konuyu telsizle konuşurken arkadaşlar. Yok yok, ben telsizle sadece hani kendisinin ailem olarak ya da kardeşlerim, eşim, dostum olarak adlandırdığı kişiler hakkında merak ettiğim bir şey vardı. Bu kişinin özel hayatına girer ve özel hayat şu anda bizim soruşturmamızın konusu değil bence memur bey. Evet, yalnız kişinin özel hayatına girer dediğimiz kısımda bu olaylara kişinin özel hayatındaki kişiler de dahil olmuş durumda. Pek çok konuda. Beço, sen özel hayatında bulunan herhangi birini sikiyor musun? Evet. Bu bir kadın mı? Evet. Diğerleri? Hayır, olumsuz. O zaman bu özel hayata girmiyor memur bey. O zaman benim sormamı engelleyecek bir şey mi? Sikmediği herhangi biriyle ilgili kendisine soru soramazsınız şu anda. Arkadaş dediğimiz kavram. Siz arkadaşınızı siker misiniz? Saçma bir ortama döndü burası. Bunun bana konuyla olan bağlantısını söyler misiniz sayın avukat? Ben peki müvekkilimin soruyu arkadaşlarıyla yapmış olduğu herhangi bir eylem, ki bu durumda arkadaşlarının orada olmadığını, kişilerin yüzlerini görmediğini söylüyor. Anladım. Beço, sen Efecan'ı siktin mi? Hayır, olumsuz. Tamam. Okey. Kamron'u siktin mi?
İnsan soruları kardeşini siker mi? Istemiyorum. Bu soruları cevaplamak tamam istemiyorum. Işte, bunlar nasıl soruları? Niye buraya getiriyorsunuz arkadaşlar o zaman? Evet. Redaktif Bey'in sorduğu soru bir noktada buraya geliyor. Devam edelim. Sikiyim. Buyurun. Şimdi Beço Bey şuraya geri odaklanalım. Yani bu soruların sebebi şuradan kaynaklanıyor. İsterseniz tek tek isimleri yani, sayayım. Siktim ama fiziki olarak değil. Kusura bakmayın biraz olay dağıldı. Doğrudur orası yine bizi ilgilendirmez. Arda vallahi eksiyordur aklıma geldi. Ailem olarak adlandırdığınız, eşim dostum olarak adlandırdığınız kişiler. Birçok olayda bu belirli tarihler içerisinde çatışmalarda bulunmuş kişiler. Ki bunlardan da yüklü miktarda silah çıktı. Siz planınızı uygularken yanınızda tanımadığınız insanlar sırf beni sevdiği için bulundu falan gibisinden ifadeler verdiniz. Benim merak ettiğim soru şu. Hadi şimdi siz bölgeye giderken rica ediyorum soruları sorarken burada bir bölmek zorunda falan filan tarzında ifadelerimi çarptırmaya şimdi, çalıştığınızı hissediyorum. Lütfen ifadelerimde belirli şeyleri ifade edin burada. Şöyle bir durum var. Beço sakin ol. Şöyle bir durum var burada. Şimdi konuyu cinselliğe çeken taraf sizsiniz. Bu konuda herhangi bir görüşümüz yok. Bakın ikinci yapışımızda birincisi. Değil mi? Hayır o konuyu atladık. Ama yani bitirdim. Ortada çarpıtmayla alakalı bir şey varsa bunu siz yapıyorsunuz. Çünkü keza bizim yani, sizin özel hayatınızla ilgili bir yargımız ya da bir kaygımız yok. Bize ne? Biz sadece konuyu ilgilendiren konulara değinmeye çalışıyoruz ve bunu özel yaşam konusu özelinde değerlendiren sizsiniz. Madem öyle sessiz kalma hakkınızı kullanır geçersiniz öyleyse. Dedektif Bey bir sorun var. Buyurun. Bahsettiğiniz kişiler. Çok kulunu sikmiş. Allah'ım ne enteresan. Bölgede yakalandıkları sırada kimlikleri net bir şekilde belli olabilecek bir pozisyonla mı yakalandılar? Yoksa kimliklerini belli etmeyecek şekilde giyinmişler miydi? Evet kimlikleri belli edilmeyecek şekilde tam takım zırhlanmış şekildelerdi. Tamam. O yüzden bir soru daha yönelteceğim. Bunun vermiş olduğu ifadeyi doğruluyor. Buyurun. Heh çok güzel. Bak ortak bir paydadayız. Şimdi hadi belki kişiler böyle giyindiği için siz tanıyamadınız, etmediniz vesaire. Bu sorgulamadığım bir şey. Ancak tek tek ele alırsak sizin Çatırlanç dediğiniz mekanınızın taranması, Sezar Brown ve Helen Demir'e ait olan Bahamas dükkanlarının taranması ki aynı zamanda bu bölgede onların da yaralanmış olduğu bir gerçek. Kurucular burada mı kurucular? Aynı zamanda Forum Drive, Jamestown üzerinde yaşanan çatışmalarda yine özellikle Burak Karakurt sizin neyiniz oluyordu? Dostum. Yani yine ailem dediğiniz kavramın içerisinde bir kişi doğru mu? Kendisi dostum. Yani arkadaşım sevdiğim bir insan. Evet arkadaşım sevdiğim bir insan. Tamam çok güzel buradan devam edelim. Biz bu kişiyi aldığımızda da aynı şekilde bu tarz bir giyinime sahipti. Tam takım donanmış bir haldeydi. Evet. Yani şimdi siz onun orada olmadığını söyleyebilirsiniz. Doğrudur. Öyle bir şey söylemedim. İfademde belirttim. Bu durumla alakalı da orada Burak'la olduğumu ve zaten orada polis departmanı tarafından yakalandığımızı ve cezamızı çektiğimizi ilettim. Yani o zaman ben size şöyle bir soru sorayım. Sizin yanınızdaki birçok insan, yani burada şu an çoğul konuşuyorum ama burada bir kısıtlama yapacağım. Dinliyorum. Şimdi benim sormak istediğim soru şu. Orada siz planınızı gerçekleştirirken kimseyi tanımadığınızı, birçoğunun da kendi hür iradesiyle geldiğini söylediniz. Yani o zaman eşiniz, dostunuz ve kardeşinizin siz bu olayları yaparken yanında olduğunu doğruluyor musunuz? Olaylardan kastınız hangi olaylar? En basit örnek, Megamall'ın önündeki çatışma, Jamestown o rafineri bölgesinde gerçekleşen çatışma. Buna cevap vermek zorunda değilsin. Buna zaten cevapladım avukat bey, ifademde de var. Kendisinin o bölgede yanımda olduğunu söyledim. O bölgeden kastım, rafineri sanırım o bölgede bizim ikimizin yakalandığımız, siz rafineri mi diyorsunuz bilmiyorum ama bizim ikimizin beraber polis tarafından yakalandığımız senaryoda evet oraya beraber gittiğimizi ve burada yakalanıp ağır silah bulun özür dilerim silah bulundurmaktan
işte saldırıdan, ondan bundan artık suçlar neyse açıp kayıtlara bakabilir, sicilime bakabilirsiniz. Bundan dolayı cezamızı çektiğimizi ilettim. Yok yok. Bu konuda cevaplayacağım derdim... başka bir soru yok. O zaman ekstra olarak bir soru daha soracağım. Bu olaylar esnasında hani Burak Karakurt üzerinden bir örnek verdim. Dinliyorum. Siz de böyle tam takım zırhlı mıydınız? Tanınmayacak halde. Buna cevap vermek zorunda değilsin. Zaten müvekkilimi yakaladıysanız durumunun nasıl olduğunu anlamış olmanız gerekir. Doğru. Yok yok, ben genel itibariyle olayların... Olayların totali süreçte... için soruyor. Evet, totali için konuşuyorum ben şu an. Megamall, şöyle işte başka bahsettiğim, yani. Bahsettiğim suçlarda bu suçların tümünde yüzüm açık bir şekilde bu saldırıları gerçekleştirdim. Buradan da zaten kamera kayıtlarından, yakalandığım sicilimden ve itirafımda söylediğim şekilde beni tespit edebilirsiniz. Zırhımı söylememe gerek yok içimde sonuçta. Yakalanmadığım zaman içimde zırh var, niye söyleyeyim? Tekrar üstünden geçmek için konuşuyorum. Olayları gerçekleştirirken total için konuşuyoruz. Yüzünüz açık bir şekilde gerçekleştirdiniz. Evet, doğru mu? Doğru, doğru. Pekala. Maskeli olduğumu söylemiyorum. Maskeli olduklarını da ben olduğumu söylemiyorum. Komik bir şey mi var? Yok. Kesinlikle komik bir şey yok. Lütfen. Burada genç bir adamın hayatından söz ediyoruz. Evet, siz tabii, benim tabii. Hayatımdan hala... Yani burada alay ediyorsanız başka bir dedektif çağırabilir miyiz? Alay ediyor gibi görünüyoruz Beço. Seni burada kurtarmak adam için adam sabahtan beri sırıtıyor, gülüyor, ediyor. Teğmen, yani özür dilerim. Size karşı saygım sonsuz ama böyle devam edecekse başka bir dedektif çağıralım sorguya. Yok, seçme şansın mı var? Ben alay edilmek istemiyorum sorgu sırasında. Alay edilmiyor sen Beço, sakin ol. Sırıtmasın o zaman. Kişiselleştirme, sakin ol. Sakin ol genç adam, tamam. Sakin ol. Pardon. Günün sonunda kimin güldüğü önemli. Boş ver. Sakin ol. Aynen öyle. Yani o zaman ekstra olarak bir soru da. Olaylar esnasında sizin çevrenizden yakalanan kişilerin de aynı şekilde tam takım zırhlı bir hale girdiğini doğruluyorsunuz. Doğru muyum? Müvekkilim bu olay hayır, sırasında yanında yakalandığı kişi olan Burak Karakurt'un olduğunu zaten ifadesinde belirtti. Diğer yakalanan kişilerin kimliğini bilmediğini de belirtti. Onların sizin bahsettiğiniz olduğundan kişiler çıkması müvekkilimin bilgisi dahilinde değil. Bu konu dışında başka bir sorununuz varsa duymaya hazırız. Ancak yoksa hepimizin işleri var bildiğiniz üzere. Doğrudur, ben almam gereken birçok şeyi aldım. Teğmen, sizin sormak istediğiniz ya da eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Gayet izoleyle. Avukat Bey, sizin bize aktarmak istediğiniz bir şey var mı? Bizim herhangi bir şekilde aktarmak istediğimiz bir şey yok. Senin var mı Beço? Yok, benim yok. Güzel. Teşekkürler. Müvekkilimle 2 dakika. Yalnızca 2 dakika. Yalnız kalmak istiyorum izninizle. Ondan sonra çıkış yapalım. Tamam. Peki Ena. Bu olayda geçen kişiler neredeler? Nerede takılırlar? Genelde bizim işletmemiz Shuttle Launch'ta takılırlar. Nerede bu? Vespucci'de, Vespucci bölgesinde kime sorsanız gösterir. Burger Shot'tan aşağı inip sola dönüyorsunuz ilk sağa. Tamam. Çıplak kadınların koşturdukları yer değil mi? Doğru. Oranın hemen üstü. Tamam. Onlarla bir görüşme sağlayacağım. Ek olarak bir de bir... garajımız var. Exe garaj. O da... O nerede? Nerede? Bu şeyde. Belediye binası var ya. Adliye binası. Adliye binası değil. Belediye binası. Tamam. Belediye binasına evet. Gelmeden böyle büyük bir bina var. Orada böyle şey var.
bir tane şey var, kıyafetçi dükkanı var Diyes. Onun hemen arkasında. Tamam. O da zaten şey yazsanız, Google Maps'e yazsanız çıkar. Google Maps ne oğlum? Navigasyon, Apple navigasyon. Tamam. Yandex, bir şeyler. Tamam. Ben ilgileneceğim. Teşekkürler Robert Bey, çok sağ olun. Kurtaracağım seni. Teşekkürler her şey için, umarım. Mahkeme öncesi karımla sevişmemem lazım. Çıkabiliriz. Benim görüşmem sona erdi. Kendine dikkat et Beço. Görüşmek üzere Avukat Bey. Zihnini pürü pak tut. Buyurun Avukat Bey. Ben götürmemi ister misin Beço? Herkes garip garip cümleler kullanıyor. Biri mutabık, biri pürü pak. Hivdupay diyen var. Haydi gidelim Demir. Teğmen ben telefonla görüşebilir miyim? Kimle görüşeceksin? Dün aramıştım avukat için Bahattin Klarnetçi. Kendisi hala avukat arıyor olabilir benim için de durumla alakalı bilgi verip kendisinden İstersen temiz iç çamaşırı. Kendisine iç çamaşırı falan. Sesimi duysunlar ama ya. Hoparlörü açacak mısın? Öyle mi istiyorsunuz? E tabi. Senin sadece avukatınla kayıt dışı görüşme yapma hakkın var. Tabii ki. Tamam. Senin telefonunu isteyeyim ben de. Teğmen tümden gene konuşuyor. Beço Durgun'a ait cep telefonunun kodes kısmına getirmesini rica ediyorum. Teşekkürler. Ha, telefonum gelirse? 10-04. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kendine dikkat et genç adam. Görüşmek üzere Bay Avukat. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Neredeydi bunun numarası şimdi? Kafamda kalmadı. Ne diye kaydetmiştim ki bu adamı? Bahattin miydi? Dayım yok, o da yok. Sizde bilgi tabanında kayıtlı mı numarası? Kimin? Bahattin Klarnetçi. Benim. Sanırım çünkü silinmiş de rehberimden. Hemen bakayım. Ha, teşekkürler. 502-59-39. Eyvallah. 502-59-39. Açıyorum hoparlörü. Evet. Alo. Alo dayım, nasılsın? Alo. Avukat sikiyle uğraşıyorum. Dayım yok gerek kalmadı avukat aramana. Ben şimdi bana bir avukat atamışlar. Burada işte Teğmen'im sağ olsun bir avukat ayarlamış anladığım kadarıyla. Kıyak geçmiş. Duyuyor bu arada seni. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çok selam var onun da. Şimdi buradan dayı benim birkaç gündür buradayım ya. Temiz bir iç çamaşırına ihtiyacım var. Bir de bu üstümdekiler çok yük oldu. Bana böyle uzun kollu bir kıyafet getirirsen benim dolapta vardır. Alabilirsin. Çil bir şeyler getir çocuğa ya. Çil bir şeyler yani. Ya. Mont pantolon evet. Çok darladı beni. Böyle bir eşofman falan bir şeyler getirirsen sevinirim. Başka da bir şey ihtiyacım. Zaten sigara megara istemem. Hiç izin yok.
Anladım. İzin yok mu? Oversize falan yok canım. Ya. İçebilir miyim burada? Ya senin... Kaç gündür benim burada adam içsin canım. Durup da konuşurum. Senin nerede... Gerçekten mi Teyber? Çok teşekkür ederim. Dolabı temizleteyim mi ben? Wilson Dark Blue var içerisin. Yok yok oradaki, oradaki bütün çamaşırlar temiz oğlum. Zaten. Hayır hayır hepsi temiz ya onların. Ha iyi okey tamam. Tamam şey bir de dayı bir karton sigara ya. Tamam. Winston Blue Light ne? Marlboro Touch Blue. Marlboro. Tamam. Marlboro. Tamam. Tamam, tamam Marlboro tamam. Hadi öptüm. Yok bilerek temizletmedim. Orada anlaştık biz onunla. Şöyle. Tamam mı? Çok, okay. Çok teşekkür ederim Teğmen. Rica ederim. Vallahi ya adam nodül bıraktı boğazımda konuşmasını dinlerken. Garip bir adamdı ya vallahi. Evet. Adam ne yapayım 27 yıldır sevişmediyse ben sormadım ki. Tamam onu geç. Şimdi şöyle bir durum var. Getirecek mi hemen? Yani onu sormayı getirecek unuttum. Herhalde. Getirecektir ya herhalde. Tamam okey. Getir ben beklerim burada o getirir. Hı hı. Keşke böyle devlette şey hakkımız olsun. Böyle telefon mesela telefonum olsun burada ben 2 dakika böyle şurada soliter, kız papaz, as papaz, kız, yılan, sinek minek oynayabilsem keşke de işte vakit geçmiyor burada. Burası bir de soğuk. Burası soğuk lan. İskambil versek. Ama tek başına ne yapacaksın? Fal mı zor oluyor tek başına. Telefondan yine sıkıntı yok da. 21'li aran nasıl? 21 severim. Black Jack oynarım. Sizin nasıl dedektif? Yani birkaç kere oynamışlığım var. Güzel ama zevklidir tabii zevklidir. Ya da biz alalım İskambil'i. Burada Cameron'la beraber karşılıklı şeylerin arasında oynarız. Size ben böyle ufak bir lastik top bulayım. Birbirinize atın onu. O imkansız demir parmaklıklar var. El kadar demedim. Ufak parmak kadar top aradan girer ya. Ama dışarı kaçarsa? O zaman biraz üzülürsünüz. Olsun biz alıştık üzülmeye. Siz üzülmeyin de dedektif. Ben neden üzüleyim? Genel olarak temen ne canım? Ben bir arayayım da şu adam getirecek mi ona göre biz de sahaya çıkalım ya da kalalım yani. Lütfen bağırma. Alo. Yavuş hoş geldiniz. Batin. Abi ne haber? Hoş geldiniz Çavuş. İyi olsun. Beço seni aradı da kıyafet falan istemiş. Ne zaman getirirsin acaba? Şeyde biz dedektif bürodayız. Ha evet. Tamam dedektif bürodanın önüne gel. Memurlar alsın senden olur mu? Çok teşekkürler. Görüşürüz. Oh bağırmadı. Ne haber Wilson? İyiyim Teğmen. Nasılsınız? Kolay gelsin. Olsun. Teğmen Çavuş, müsaadeniz olursa sizi bir alabilir miyim? Oğlum bizi kim alabilir? Kremli Illegard alabilir. Vay be, ben size yeğleniyorlar mıdır acaba partide? Ah ah, kudurtma makinesi. Buna fön makinesi, evet biliyorum fön makinesi, saç kurutma aleti de deniliyor yani bunlara. O yüzden söyledim onu ben, o şakayı orada, beni kızdınız. Evet.
Tövbeli havle vela kuvveti. Mesaj da var, ona da bakamıyorum. Bir F1'e basasım geliyor sürekli. Ben siz eğleniyor musunuz Ecem partide? Ulan Beço hapiste. Hapislerde çürüyor. Siz orada parti yapın. Şahin kardeşiniz müebbet demiş hapiste ölüyor. Siz orada eğlenin abi. Eğlenin aynen öyle. Sizler var değer bilmez insanlarsınız. Tamam zaten öyle dedim. Kurutma makinesi dedim. Saç kurutma makinesi demedim ki. Bu kurutma makinesi. Bu da kurutma makinesi dedim. Ha? Siz burada mısınız? Aha buradayım. Şey şu Bahattin gelecek. Don Mon falan getiriyormuş. Ararız. Gelmiştir herhalde. Şimdi departmana gitmiş. Biz buradayız. Şimdi tabii. Bu vermiştik. Pamuk sen adamlara para. Para mı var ki verelim? Kıyafet dedim baba yelekle geliyor. Onu anlamış. Vallahi bilmiyorum ya bugün ne olur arkadaşlar. Rol ne kadar demeyecek? Şimdi bizim sorgumuz alındı. Bu saatten sonra Cameron'ın sorgusu alınır. Cameron'ın sorgusu alındıktan sonra iddialar oluşturulur. İddia oluşturulduktan sonra da mahkeme olunur. Olur. Bugün günlerden pazar oldu. Cumartesi. Pazar günü Cameron'ın sorgusu alınsa pazartesi mahkeme olur diye tahmin ediyorum. Pazartesi mahkeme rolü olur. Bakalım sonrası ne olur bilmiyorum. Pazartesi evet double mahkeme olur. Geldi. Abi bana bir VL bir P90 arka taraftan basayım. Buraya hiç mahkeme falan uğraşma. Valla kriyof olabilir biliyor musun? Oğlum Ati bir hafta beklemesi gayet normal değil mi? Adam savcı vurdu, delil verdi, o oldu bu oldu. Bir ton garip garip muhabbetler. Ben de 3 gün beklemiş olacağım. Şahin'i en son helikopterle alacağız gibi ya. Örgüt kurmadı oğlum. Örgüt kurması kanıtlanamadı. Bence örgüt liderliği mi daha yüksek, eyalet savcısının ölmesi mi daha yüksek? Vurulması mı neyse artık. Bir de şey... Örgüt dediğin olay insanların bir belli bir amaç uğruna hizmet etmesidir. Kaldır kaldır. Öyle bir şey yok bizde. Herkes fikrinin keyfine bakıyor. Allah sana aman vermiş. Gönlü kapatsın gibi. Kaldır kaldır. Vur yere.
Joint getirmiş ya mal. Hep beraber arkadaşlar. Allah sana mal vermiş. Aa, bilgisayarın pervanesi çalışmıyor lan. Havalar soğuk ya. Alçaklara kar yağıyor, üşümedin mi? Sen, sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Dananatnat. Kaymak lazım, kaymak lazım. Memuruma kaymak lazım. Kaymak lazım, kaymak lazım. Memuruma kaymak lazım. Afyon'dan memuruma taze taze sigara yakacaksın çakayım mı çakma. Afyon'dan memuruma taze taze kaymak lazım. Hemen teste girdim, psikolojik teste. Olur vallahi çok güzel olur. Cinsel arzuya olan istek diyordun. Hı. Yani cinsel arzu... Bu çamaşırları burada mı giyiyorum? Göremiyor muyuz? Çok, değişen şey zaman yani, içeride çok isteğim var. Yani. Bir bağırsan görevli var. Tamamdır. Yardımcı çok olur. Teşekkür şimdi ederim. Değişecek misin? Yok şu an değişmişim. Şu an iyiyim ya. Biraz da idare eder. Değiştireceksen götürsün herhalde seni. Olur da değiştireyim valla. Değiştir ya. Sigara da durur. Ter kokar be ya. Hatta duşa sokun be çoyu. Ha gerçek mi? Valla girsin bir duşa aslında. Vallahi hizmette ya. Sınır yok. Teşekkür ederim. Biz de kese atalım. Ha. Ve şu hemen kese atalım. Gel gel buyur. Bir saniye hemen geliyorum. Biyobulaş şampuan şampuan evet şampuan mı istersin yoksa head and shoulders mı? Valla Panten yok. Yok Panten aa, bozar de, şey. Pantandan marka vermeseniz de demedim. Unuttum ya ne marka olduğunu benim bu kullandım. Neyse. Saç dökülmesi var sen geliyor bak. Yok ya bak sağ ol. Saçları bak. Keseleyeceğim seni. Ya sağ olun çavuş almayayım. Duş içeride. Eşyalarını tamam. Şuraya çıkarabilirsin. Teşekkür ederim. Şöyle ben de gireyim. Vallahi... Biz de izleyebiliyor muyuz? Ben de gireyim. Şöyle. Nasıl hizmet? Ya burada değil departman dışında yakalasaydınız Allah alabilirdi ama. Şimdi burada. Her şey kayıt altında. Oba! Teğmen. Efendim? Evet. Sonra mı alsam ben duşu? Yok ya çıkacağız biz. Sen gir. Ha tamam. İntihar mı edeceksin? Ne yapacağım? Biz nereden bilelim? Sağ olun. Sağ olun. Yok. Kıyafetlerini çıkaracaksın. Çıkar toparlayıp dışarı koyacağız. Ha. Çıkartmayacağım. Şöyle yapalım. Ben dışarıya kıyafetleri çıkarıp içeriye gireyim. Siz oradan alın. Tamam. Tamam. Teşekkürler. Gel bizle. Tamam ben şurada çıkarayım. O da olur. Temiz kıyafetler şurada duruyormuş. Ben çıkayım buradan. Evet adam soyunacak. Ben soyunayım siz. Bakın şey. Biz kalıyoruz. Ben tamam. Soyunayım. Siz. Kıyafetlerim bu dolapta mı Beşo? Tamam ben soyunayım. Siz gelin ben içeri girdiğim zaman girip alın eşyaları. Ne yapacağım burada da burada şu yukarıdan mı kaçacağım? Ooo sınıfer abi girdiğim iş. Dedektif yani bana koyayım siz kaşındırız. Hemen çıkın dışarı. Adam soyunsun rahat rahat. Ne yapacak burada? Alın. Gel gel hadi çıkıyoruz. Adam soyunsun. Soyun bakayım biraz da. Ayakkabıları da çıkarayım. Kafi. Eski olacak ya. O ne lan? Tersizde misin? Ben değildim bu arada. Kontrollü mü? Bak sırrını çıkar. Çavuş var için yanımı su duydum ben. Donunu. Bitti.
Hadi içeri de girelim. Bu ne olur ne olmaz yani. Hemen RP Plus. Niye göt deliğine mi vuruyor amına koyayım? Niye gençleşesin lan vuran tazikle? Yok. Şey, tazikle beraber başlık da dönüyor. Oğlum ne tazikliymiş lan bu, ses göz gözü görmüyoruz, kulak kulağa duymuyor amına koyayım. Ama araba yıkanır lan. Bu arada geçen ben bizim bir memuru şey yaparken yakaladım. Bu bulaşık deterjanıyla araba yıkarken yakaladım. Gizledik sen vicdatlarını izliyoruz. İyi misin lan? Tatsız. Güzeller bilmez. Çavuş yani... Efendim. Hiç o. Neresinde var ki? Şekilde düşün al diye buradayız. Kalçası. Popo. Poposundaki. Kalçasında hafif. Fakir alın evinizi şımartın. Televizyon reklamı mı bu? Ha. Milletin götünde azıcık kıl var, benim götüm kadayıf ki. Oğlum lazere git. Oh. Lan ne oluyor? Ay ay. 12 6'dan yüksek gidip sağ olayalım. Havlu. Lan ya. Hey ben. Havlu düştü de onu uzatır mısınız bana? Yapmasın. Ben dönmeyeyim ya da siz bakmayın ben döneyim. Bir saattir izliyordu çavuş beni de. Nerede? Yok bu pencere menceri yukarıdan zıplayayım kaçayım ama. Alo. Bak şimdi.
Lan. Ha. Oh. Şakalar var ya böyle bok sürme şakaları. Eline Nutella sürüyor falan. Onun aman gibi. Aman aman. Selam hoş geldin. Çöltikisi hoş geldin. Koray hoş geldin. Sabahı doğru araydı. Karı departmanı ne diyor? Aradım aradım. Açmadı. Saatler olsun. Oh. Dengin yerine gelmiş. Oh vallahi ya. Kaç gündür burada. Zaten bir de o günkü muhabbette o iyice terlemiştim. Tabii tabii. İyi oldu iyi. Pişmanım. Güzel saatler olsun. Buyurun. Burada kıyafetler var. Ben demin getirdim onları. Teşekkürler. Oh. Sıfır. Volek. Kapıda sarışın bir kadın var. Bir de kızıl saçlı biri var. Bir de memur var şurada. İki tane araba. Bu iz galiba. Aman. Aman lan. Giyindim. Süper. Oh. Şimdi duşun üstüne sigara da iyi gider gel. Üf. Hatta ben şöyle bir kahve getiririm buradan. Çok teşekkür ederim. Taburenin üstünde yakayım çıkacağım. Hapsinde böylesi bebe şu. Yani bir 5 yıldızlı otel değil ama yanında da kalmaz yani. Beço ben gidiyorum. Benden bir isteğim var. Görüşürüz Teğmen. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek umarım ya. Dışarıda sivil hayatta da görüşmek nasip olur. Ümit ediyorum bakalım. Olur olur. Bir kibrit neyim bir şey alaydım ya ben. Olmaz mı? Ya yani şimdi yakarım makarım şimdi burayı sonra bir de şeycilikten, kundakçılıktan şey yapmayalım. Yanlışlıkla yani. Koy dolu yakacağım. Allah razı olsun. Vallahi yani şunu özledim ya kaç günde. Değil mi? Çakmaya ne ya? Çakma. Yanlış yazdım. Hep burada mısınız siz yani bu bu büroda mısınız? Ben mi? Ben her yerdeyim. Vay. Ya, telefon hakkın var mı? Dalgasını... O sağlandı maalesef. Yor ayak. Yalnız bir tek benim mi dikkatimi çekti? Sana da sorayım. Ya. Senin avukat enteresan bir adama. Şeye benzemiyor mu? Walter White'a. Ana ben de diyorum bir yerden çıkaracağım ya. Ben mi öyle düşündüm acaba sadece?
Yok yok, benziyor benziyor. Hay Allah'ım ya, sigara 4. Benim sigaralarım niye pro ya? Pro. Ah, ben 31 günce dayanamıyorum. Sigara iç. Aha. Doruk Hanım nasıl oldu? İşte onunla bir haberleşemedim. İlk buraya geldiğim zaman onu aradım. Daha iyi bu arada. O olaylardan sonra. Bug mu? Evde dinleniyordu. O kar yağdığından beri çok da dışarı çıkmadı. İşte hasta olurum, hastalık kapar falan diye. Aa, ne anam derdi rahmetli ya. Ondan sonra cima. Onu aradım. Ulaşamadım o gün. İşte Bahattin dayıyı aradım sonra. Tadım çıkart tadım. Ya. Üzüldüm açıkçası. Doruk Hanım güzel bir insan. Ot. Ot iç. Sağ olun, teşekkür ederim. Onun adına. Yani temennim bir daha umarım böyle bir şey yaşamaz. Ben tatlıyla çok aram yok. Teşekkür ederim. Umarım, kesinlikle benim de en büyük şeyim o yani. Yaptık bir hata. Peki yani tamamen kayıt dışı sormak istediğim bir şey var. Dinliyorum. Bunun hata olduğunu gerçekten düşünüyor musun, yoksa öyle demek istediğin için mi? Nasıl yani, hangi anlamda? Yani yaptıklarından, hani yine olsa yine yapar mısın? Polise karşı olandan bahsediyorsanız. Hayır hayır. Ha, evet, yine olsa ne yaparım. Evet işte bekledim, aslında istediğim de cevap buydu. Çünkü zaten dün gece, pardon, birkaç, iki gün mü oldu, üç gün mü oldu, burada zaman biraz farklı işliyor. O şeyde, ifademde zaten söyledim, hani bu bir saygınlık, bir onur meselesi, gurur meselesi ve bununla alakalı da dediğim gibi yine olsa yine yapardım o kazanmak için onu. Oh lan Efecan Durgun. Teğmen attı mısınız? Bir de olsa bir daha yaparım diyor Teğmen. Bir aşağı kata gelir misiniz? Aa. Abi? Abi! Ben seni hiç fark etmedim ya. Efecan Bey, böyle gelirseniz sizi alalım biz. Buyurun. Şöyle karşıya geçerseniz. Yukarı koyarız, orada durur. Tamam, en kötü departmana götürürüz. Yapacak bir şey yok yani. Ama davaya çıkıp çıkmayacağı kesin değil. Belki ceza işlemini uygulayıp götürecek suçları işlemiştir. Bakalım. Ne söyleyeceğim Mehmet, alırsana beni. O kanalda çağırsak mı? Burada bir saattir. İşe gelip geliyorum. Tamam.
Tamam El Hacı'ya gel. O kanal yok. Şuranın da havalandırmasını açtır. Bilsin gelirse siker belamız. Efendim durdun. Nasılsın? Soğuk olmuş herhalde sesin kısık. Aleykümselam. İyi misin Asya'mız? Öyle arkamda durmazsan çıkayım var. Çok arkamda durmayın lütfen çıkayım var. Oy. Geçe doğru merak ediyorum. Doruk Parti joint içip kafayı çekiyor. Ne? Ah lan. Hashtag bekar beço istiyoruz. Arkadaşlar beçoluk... Ben ne yapayım şimdi burada oturup? Aa bu ne? Koltuğa otur kanepe. Kendinizi tatmin etmek adına mı? Anladım. Beço bir dur amına. Tabii sorun. Bunların biraz daha geride olması lazım ya. Bilek mi? Böyle. Ne anlama geliyor? Siyah olarak mı? İfadeye bak. Bilek mi? Ne anlama geliyor? Siyah olan mı diyor. Ben öyle bir sorun yaşamadım şöyle. Vaa yalanlıyor. Helal lan. Boşa vermedik o kadar ifadeyi. Şahsi olarak bir problemim yok. Hayır yok. Kim şahsi? Evet olay yerinde vardım. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bir tek maskesi olmayan o vardı, Cameron vardı ve o kadar. Diğerleri maskeyi tanımıyorum arkadaşlar. Selamlar yayınlar, yayınlar abim. Sorumlu sahipte bir soru soracaktım. Daha yeni evet, geldiğinden tamam, dolayı yayın başından beri buradayız. Yok ifade falan verdik. Avukat falan geldi. Buyurun. Saat 9.05 geçe atam dolma bahçede. Ana. Dış mekanlarda bulunan haritalar siliniyormuş. Böyle de yapmazsın ya. Neler oluyor bana? Aman aman. Sala gelip pervazlardan görünüyorsun. Ne yapıyorsun? Dans ediyorum burada. Biraz bacak kurcalama açma germe falan yapıyorum.
Tamam, oynama parmaklıklarla. Evet. Egzersiz ya, unuttum. Admin gördü. Ben değilim, kardeşim öyle. Evet. Evet. Buraya gel lan orası çocuğu, buraya gel. Bak Beşo. Buyurun efendim. Bak ben seni severim bilirsin. Teşekkür sen ederim. Sen ne bir alıp veremediğim ben yok çoğu zaman. Ben belgesinde bir güvenlik şirketine sahibim. Bak yani yanlış anlamasın. Gel sen de şöyle bir. Heh, şimdi bak kardeşim benim. Efendim. Hapishane içerisinde böyle ani hareketlerde bulunduğun zaman bizim memurlar gerçekten sinirlenebiliyorlar. Anladım. Yok şey açma gelme biraz. Egzersiz yapıyordum. Uzun zamandır oturuyorum. Anladım. Her yerim ağrımış. Bak güzel kardeşim. Şimdi beni anladın değil mi ama? Anladım anladım teğmen. Hiç merak etmeyin. Anladım. Siz çok beni anladınız mı? Anladım anladım. Tamam. Kusura bakmayın yanlış anlaşıldıysa. Tamam. Görüşmek üzere. Hani şey yani şöyle senle oturup iki lafın belini kıralım bir ara olur mu? Şöyle senle oturup tamam. Oğlum bu animasyonlar çok iyiymiş. Doğrudur. Kardeşim böyle söylemişse kesinlikle doğrudur. Benim kardeşim yalan konuşmaz. Civciv çıkacak. Kuş çıkacak. Ulan bakalım bu akşam neler olacak. Bunlar doğru da ben değilim kardeşim ya. Yani. Bunları kardeşim sorabilirsiniz. Efecan içeride güzel sıyrılıyor evet. Şşşşte kusu kusu geldim diledince kapandım. Şşşte kusu kusu geldim diledince kapandım dizlerine bu kez gururumu. Ateşe erdim yaktım da geldim istirat ister. Beni yaman dedin ne bak gözlerime inan. Bu defa anladım durumu tövbeler ettim. Doğrudur ben bilmiyorum bu dedikten sizden duyuyorum. Evet. Ben değilim ben niye beni böyle bana söylüyorsun ben öyle bir şeyle bağlantım yok. Aha şey dansı. Keko dansı. Hep sevdiğim kardeşlerim olur yani. Arkadaşlarım. Aynen öyle. İki. Do you love me? Are you right? Umuru. Temelde bu düşünceye katılıyorum. Annemi babamı tanımamış bir birey olarak ailem demiyorum.
Ama hepsi kardeşlerim, dostlarım. Bu şarkı oydu zaten. Ben cezamı çektim. Nerede garip danslar. Çadırın dışarıda partisi olduğunu öğrenen Beço. Hangi olaya tam olarak? Oho. Hayır. Bu süreç içerisinde kardeşimi yalnız bırakmamak. İçgüdüsel olarak evet. Evet bu. Az önce bayrak mı sallıyordun sen? Bir, iki, yok yanlış görmüş olabilirsiniz. Üç, bir, Redim iki, bir an iplenin önünde iki, bayrak sallayan mısın bir, acaba? Bir, iki, bir, iki, bir, iki. Yok başka fiyatlarım da vardı. Tamamdır şimdi konumuza girebiliriz. Ben genel olarak bunların hepsini... Ya ben bu buraya kadar olan her şeyin cezasını çektim zaten. Vay. Vay. Göçüsa. Oo. Bunları da normalde yapmıyorum. Ne normaller vermiş lan sende? Sağ ol. Ben böyle bir durumda tanık olarak mahkemeye davet edilirim diye düşünüyorum eğer. Vay. Vay. Böyle bir durum varsa. Ama şu anda sağ olun. Harika. Şöyle bir oturma dinleneyim. Burak da seyrediyor o burada. Mert. Bilmiyorum. Evet. Becan yürüyerek çıkacak gibi. Doğrudur, ben yoktum orada. Bana temin ettiği tek silah 1-2-3 gün önceki olan çatışmadaki silah. Ondan önce ben Beşo'dan herhangi bir silah almadım. Oo. Beşo'nun temin ettiği silah diyorum ya. Tam doğru olanı söyledi.
da yapıyor. Hey man. O ne? Ah, ah Teğmen. Lan ah. Gelirsem. Hayalet rolü. İşte Ghost RP nedir? Nereye gidiyorsun oğlum? Dışarı bakıyorum Teğmen, sadece dışarıda biraz ışık görmek istedim. Ha. Lan dedim, kaçmaya mı çalışıyorsun? Ya buradan nasıl kaçayım, oradan geçemem ki Teğmen. Bir de güzel oluyor şeyden, uzun zamandır spor yapmıyordum. Ha. Nereden admin aldık bunu ya? Ne güzel kaçmıştım ya. Hem görünmez RP yapabilecektim. Ben sorunlarımı konuşarak çözerim. Hayır, alkış zaten böyle yap. Bir durum yaşanmaz. Alkış. Burada palyaço. Sohbet edeceksek dışarıda edelim ama siz benim sorgu yapacaksanız. Yani yorum falan yazdım. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlara bakımından toplu işlenen suçlarda en fazla 12 gündür. Ne o? Tamam da bu sorgu dikmenin yorum istiyorsunuz. Ben ne yapacağım? Ha ya? Tamam o zaman ya, sıkıntı yok. Ne var bile? Sen ne biliyorsun? Tekrar alabilir miyim soruyu? Ben bir yere basmam. Ya veremem bunun cevabını. Ben böyle bir şey durumda. Ben niye bir yere basayım? Ben gangster miyim ben? Elayca Layfecan kötü bir ikili oldu sanki ya. Bu... Elayca her yere kötü bir birli. Yanımda olduğu sürece kimse kardeşime zarar veremez. Dedektir. Ama benden uzakta kardeşimi kaçırmışlarsa bu ülkenin polisi var. Polise teslim ederim. Olmuyor. Hayır, doğrulamıyorum. Ben sadece bu kıyafetleri giymedim. Benim birden fazla kıyafetim var. Dün akşam giydiğim kıyafet buydu. Ondan öncekiler bu değildi. Sağ olun. Hıh.
Havalarda karlı falan. Bak yerlerde gayı. Oh. Dışarıda kar var mı hala? Eridi mi? Olsun, yağmur, mağmur, yumuşadı biraz. Havalar hala serin ama. Of ya. Karı da kaçırdık. Twitter'da falan durumlar nasıl Teğmen? Süt liman. Herhangi bir yamukluk yok. Katya herhangi bir paylaşımda bulunmamış. Çözdük. Taşaklarımız ağrımıyor. Çok iyi, çok iyi. Çözdük işte her şeyi. Teğmen ya, yani böyle böyle de bakmak lazım. Evet, ben sizlerin, bizlerin, Los Santos halkının, Vespucci halkının sağlığı için ceza çekmeye hazırım. Çok iyi. Çok yeter iyi. Teşekkürler. Rahat ol. Keşke her vatandaş... Hiç her vatandaş böyle olsa gerçekten. İşte. Nasıl pardon? Hiç diyorum, silahlı saldırı oldu mu mesela? Bugün olmadı. Bitti yani çünkü. Yani oldu, evet. Çatışma döndü bu arada. Harbi mi ya? Bizler evet, polis ekipleriyle. Sanmıyorum. Evet ama henüz bilgi almadım. Aramızda. Ama yani şehirde devam ediyor maalesef öyle şeyler. Burası Los Santos. Şu abinin işini de halledelim de. Bakalım. Tamam. Nedir? Bunlardan kastınız nedir? Hayır, anlamadım. Anlamadım ki soruyorum. Tamam, ne anlamadım. Neler yaşanır? Hayır. Lan? Alakası yok. Orada ben güvenlik şirketim var benim. Sadece henüz... Allah kahretmesin, aklım çıktı ama yok. Başlıkçı yapmadım. Ben her türlü kardeşime zarar gelebilecek bir nokta olduğunda hiç düşünmeden kardeşimin yanında olurum. Ama bu yanında olmak demek sizin bahsettiğiniz şekilde değil. Bu ülkenin bir polisi var, bir adalet sistemi var. Onlara güvenerekten kardeşimi asla yalnız bırakma. Ben maganda mıyım? Ben gangster miyim silahla? Reis hazır boştasın. Uzun zamandır sormak istiyordum. Şimdi kısmet oldu. Beço Derin'i mi, Mayra'yı mı, kızıl avukatı mı yoksa Nalan'ı mı seçerdi? Bu soru arkadaşlar. Bunun bir cevabı var ama asla öğrenemeyeceksiniz. Öyle ama samimiyet içeride... Derini seçtim. Ah, yazan var. Seçerdi derken hani o bir arada böyle bir seçim durumu vardı. Ondan mı bahsediyorsun? Orada zaten Derin karakteriyle Beço ayrıldı. Galiba bu soruyu cevaplamamayı tercih ediyorum. Bunun bir rolü oldu bu arada. Ya aka. Bizi ayrılmıştık. Bunun bir rolü oldu bu arada ama siz bilmiyorsunuz. Biliyor musunuz ya? Doğursan Ogi'yi oynayayım Allah aşkına ya. Evet, bak Salih hatırlıyor. Mayra'yı seçti zaten. Oğlum en son telefon konuşmasında bozuştular, evet. Biliyormuşsunuz zaten onu. Aslı ve Büşra'dan çıkmış bir karakteri canlandırmak günah.
Ya deli ya. Çakır'ın kardeşini yapmam biraz zor. Bu saatten sonra. Ama bir şey söyleyeyim mi? Burak Gençoğlu karakterinin çocuğunu oynamayı çok isterdim. Yani Çakır oynamayı çok isterdim. Ama şu an sen çok daha güzel oynuyorsun, orası ayrı. Bahsettiğim şey o değil. Yani Çakır diye, Çakır'ın Makır diye bir kardeşi olsaydı onu oynamak isterdim. Gizli eğer varmış da herkes kimsenin bilmediği uzaktaymış. Fakir. Efendim? Fakir Gençoğlu. İnne'yi oynasana. Korkup karşılık verdim. Mahkem bu yayında olmayacak, hayır. Daha olmaz, daha Cameron'ı sorgusalım hadi arkadaşlar. Ben Efecan'ı bekliyorum sadece. O arada sohbet ediyoruz işte. Evet, Çakır'ı tabii ki oynayabilecek en güzel kişi oynuyor canım, orası öyle zaten. Peki Beço Durgun'un oğlunu kim oynayacak? İşte. Bilemem. Ege. Evet, ben de bayağı eğlendim. Bugün yayının başında da çok eğlendim bizimkilerin yatma muhabbetine. Yayının başı çok uzun zamandır bu kadar gülmüyordum. Rolde de bayağı eğlendim bu arada. 3,5 saat yayın olmuş. Ben nasıl yaptığımızı anlamadım açıkçası. Şimdi bir de CS attık mı? Faceit. Faceit'te 5 level aldık mı? Bir dakika. 1203 elom düşük gerçi, daha olamam. 5 maçta falan olacak, çok var daha. Dün çok kötü kaybettik. Efendim Aka? Gökhan çok fena şey varmış ya, salgın. Faceit ne? Faceit şöyle, kendine ait koruması olan, lig olan bütün profesyonel oyuncuları, ya profesyonel oyuncuların çoğunun çıktığı bir platform. Tabii o Faceit Pro League. Bir de Pro League'in altı var. FPL C miydi neydi? Onsuz. Ya işbirliği diyor ya. Görevliler şimdi sizi teslim alacak. Geri kalanı zaten azıcık tahmin ediyorsunuzdur. Sağ olun. Yani FPLC zaten o bir alt, oradan da FPLC'den de seçilerek mi çıkılıyor? Ne oldu? İlk en baştaki kişi seçiliyor mu? Öyle bir şey var. Öyle bir muhabbet vardı. Tabii tabii. Şimdi onu yine söylerim ben. Watkins'i... Yanaklarından öpüyorum onu. Tamamdır. Ah lan. Maymunum benim. Ah lan. Beço. Efendim. Abimden sana bir mesaj var, iletmemi istedi. Efendim, nerede kendisi? Kendisi Federer'e sevk edildi az önce. Gayet iyi, herhangi bir sorun yok. Sadece seni çok öptüğünü söyledi. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Oh, tamam, sağ ol, sağ ol. Görüşürüz. Neyle yargılanıyor Federer'de? Silah bulundurmaktan. Yasa dışı ateşi silah bulundurmak. Ya.
Var mıdır bir isteğiniz Beço Bey? Geçmiş olsun. Yok teşekkürler. Biraz huzur. Tamam. Ben gidiyorum. Güle güle. Görüşürüz. Şimdi. Nasıl bir hapis Allah kahretsin. Ben niye burada bekliyorum madem? Benim çıkıyorum ya. Beni de alın. Detektif. Of. Oy ay. Oğlum bir şey diyeceğim. Beço'yu neden Women yazan yere aldınız? Nerede yazıyor? Bir açar Cameron, mısınız bakayım? Şuraya. Ha Cameron mu var? Okey tamam. Cameron yatıyor ya burada. Ah ne güzel yatıyor. Tamam okey cinsiyetçilik yapmayalım o zaman. Bu adam sırf siyahi diye bu adamı görmüyormuş muamelesi yapamazsınız. Yuh amına koyayım ya. Yuh. İnanılmaz ya. Lan inşallah yelek gitmez ya çıkınca bir. Ne tarz olarak bu? Ha. Cameron'ın ayakları da gıdıklar. Cezalısın. Ne oluyor oğlum yukarıda? Bunlar her hep cezalısın mezalısın diyorlar birbirine. Prison Break silinen sahne. Şuradaki şuradaki şok bak. O tam ne güzel duruyor ya sağ üstte. Arka kapıdan bassana dedektif büroyu Allah aşkına ya. Ben kapı kapatayım mı? Ne konuşa duymaya çalışıyorum ama. Bakalım biz eskiye sosyal zamanı. Belki uyanırız bir sahilde. O klip duruyor mu ya? Watkins'te sosyal yapmayı çok düşünmüyorum. Elbet bir gün diyelim. Oğlum Levi'in desene madem boş duruyoruz. Geçsin o zaman. Rolpe satsak odumu köpek falan olsak. Valla o aklımda var. O ne lan? CSGO Week Brazil ne lan? Nasıl kaçırdım o ifade beci ben? CSGO beci. Oha! Ne oluyor oğlum? 408
670 bin kişi şu anda bunu izliyor. Trying to at least do something. Vay be. Bende ne 282? Bir de bir kanal daha var. En çok izlenenlere bak. Bir tane daha kanal var. 400K. Masaüstü arka planını paylaşır mısınız? Masaüstü arka planım şöyle. Ups. Mafia Definitive Edition menü 1440p triple triple bunu şeyde bulabilirsin Wallpaper Engine'de. Ne yapsak ya? Benim aslında yaşım şöyle arkadaşlar. Nikon'un yüzü hazır değil. Wildcase'e de girmek istemem. O yüzden rehberden çıkmayı düşünüyorum açıkçası. Bir sonraki yayında şimdi bir dakika. Bir sonraki yayında biz dava rolümüz olacak. Dava rolünden sonra bizim bir hapishane rolümüz olur. Hapishane rolünden çünkü şimdi Wildcase'e yapmak istediğim bir şey var ama bu yayın olmaz. Bu yayın olmaz. Nikon'un yüzünü ben yapamam, onu Derin yaptı, onun yapması lazım. Çok çıkacağım ya, bir şey yapıp geliyorum. Elimi yüzümü yıkayıp geliyorum.
Petre, ne oluyor? Market tarafta mı duruyoruz?